öpüyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Ekran başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize selam olsun, tüm Türkiye'ye. Çok güzelsiniz. Filiz abla gelmişsin, dün yoktun. Gözüm seni aradı. Sizin hepinizi çok seviyorum. Biriniz eksik gördün mü diyorum ki o nerede acaba? Onun işi mi çıktı? O niye gelmedi falan diye. Canımsınız canım. Ay canımsınız. Bu aralar elim boş kızlar. Bir şey getiremedim. Bir dahakine getiririm artık. Ha? Canımsınız ya. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir şey söyleyeceğim. Stüdyoya girmeden önce kalk bir görsünler. Vallahi kalk, bayıldım. Kalk. Kalk. Kalk lütfen Esra hocam. Ya teşekkür ederim, utanırım öyle. Olmuş. Teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Vallahi aşkım. Utandım, sağ olun. Beyefendiciğim. Ama sen de çok güzelsin. Ben bak, yine evinizin kalk. Hanım kızı. Bak. Ben yine... Ama hocam ben... da güzel, hocam da ameliyattan çıkıp geldiği için biraz cool bir tarzda bugün burada. Yani. Kazakla. Evet, kazakla. Güzel hocam, güzel. Bu tarzınızı da seviyoruz. Hayırlı olsun. Bir de bu stüdyoda çok bir heyecanlı, çok mutlu birisi var. Hı? Gamzeciğimin annesi, böbrek bekleyen Gamzeciğimin annesi. Dediler ki çok mutlu, ağlıyor, inanamıyorum, rüyada mıyım diyormuşsun. Ha? Evet, öyle. Emin dedim. Anne. Evet, dün çok heyecanlandım. Sanki kalbim yerinden çıkacak gibiydi, böyle hopladım. Haftaya yerine. Eğer ki bugünkü test sonucu da iyi çıkarsa, olumlu çıkarsa haftaya perşembe ameliyat olacak İnşallah. Gamze. İnşallah. İnşallah. Evet. Bugün gözümüz kulağımız o test sonucunda. Dünkü olumlu gelmişti biliyorsunuz babasıyla Gamze'nin testi. Şimdi bugün ikinci test de yapıldı. Sonuç çıktı mı bilmiyorum. Eğer bugün o sonuç çıktıysa, yani her şey olumluysa, haftaya perşembe nakil olacak Gamze. O zaman biz bakalım çıkmış mı sonuç? Ne çıkmış? Bir Gamze, Gamze ne ya? Gamzeciğim de, Gamze de yanında değil mi? Evet. Gizem gün doğdu. Gamze de yanında. Gizemciğime bir sorayım. Gizemciğim merhaba Gamzeciğim. Öpüyorum ablam seni. Çıktı mı Gizem? Merhabalar. Valla sabah yine erken saatte yola koyulduk. Geldik hastaneye Gamze ile ve babası İsmet Bey ile birlikte. Sabahtan beri ya tepeden tırnağa kadar İsmet Bey de Gamze de tarandı, her yerlerine baktılar, her girdikleri yerde okuyup üfledik, yolladık. Allah'ım ne olur bir şey olmasın, güzel çıksın sonuçlar diye. Yani sayabildiğim 6-7'de kaldım en son, test yapılmıştı. Sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bir yandan boş durmadık. Etik test vardı bu, etik kurula gidecek bir dosya oluşturulması gerekiyordu. Aynı zamanda o evraklarla da uğraştık, hepsini imzalattık, ettik, dilekçeler yazdık. Derken şimdi de sonuçları bekliyoruz. Okan Üniversitesi Hastanesi doktorumuz Alp Gürkan'a ve hemşiremiz Dilek Okutucu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri, hatta dünden beri bizlerle çok ilgilendiler. Sağ olsunlar. Onlar da sonuçları bekliyorlar. Gamze de çok heyecanlı. Yani daha sonuç çıkmadı mı? Gamzem nasılsın? Duyuyor musun? Yani bugün çıkacak, çıkacak. Bekliyoruz. Önümüzdeki dakika. Duyuyorum Fulya ablacığım. Ben de çok heyecanlıyım. Oy kurbanım sana. Nasılsın Gamze? İyiyim ablacığım, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün anladığım kadarıyla yani bir saatimiz, bir saat sonra çıkar mı Gizem? Ne diyorlar hastanedekiler? Yani her an çıkabilir. Biz de her an çıkacak, o sonucu bekliyoruz. Doktorumuz da görecek o sonuçları ve güzel bir cevap verecek bize diye umut ediyoruz. Inşallah. Şöyle bakıyoruz, İsmet Bey'in maşallahı var. Yani hepimizden daha sağlıklı olması için çok dua ediyoruz şu an. Ay Gizem'le İnşallah fenası. İnşallah sonuçlardan maşallahı var diye diyecek. Check-up'tan geçti çünkü İsmet Bey de, değil mi? Evet. Aslında o her şey yolunda mı diye, hani onu aslında check-up yapıldı. Eğer işte onda herhangi bir fizyolojik bir sıkıntı yoksa... İşte bugünkü raporlar onu gösterecek bize. Bu sefer bir buçuk saat sonra çıkacakmış arkadaşlar. Önümüzdeki dakikalarda, ama Gizem de diyor belki hızlandırıyorlardır şimdi. Gözümüz kulağımız çünkü Okan Üniversitesi Hastanesi'nde. Çıkarsa böyle bize o mutlu haberi verin canlı yayında. Gamzem ne hissediyor Gizem? İnşallah. Bir de duyayım ben bir Gamzeciğime. Yoruldu tabii. Ben çok heyecanlıyım. Mutlu musun Gamze? Çok heyecanlıyım. İnşallah olur da sonuçlar güzel çıkar. Değil mi? Artık diyalizden evet, kurtulursun. Çok evet. Çok yaklaştık bir defa. Ay canım ya. Çok yaklaştık sonuca. Anneciğin evet, emin... sonuca çok yaklaştık. Benden İnşallah yani sonuçlar güzel çıkar. İnşallah. Sonra düşün, benden istediğin bir şey olursa yerine getireceğim, olur mu? Ablan sana başka ne istiyorsan yapsın. Olur mu kızım?
Tamam. Canım benim. Ne diyor Gizem? Baba ne diyor? O da diyor ki orada babamın sayesinde. Ama babanın yok. Kızınız için canınızı vermez misiniz? Kızım için canımı veririm. Helal olsun. Şimdi eski defterleri elbette açmayacağım da. Neyse. Moralleri bozmayın mı Emine Hanımcığım? Evet, evet. Olsun. En azından güzel bir yere getirdik yani. Çok şükür. Emine annem ne söylersin? Ha? Çok mutluyum. İnşallah güzel olur. İnşallah çocuğum kurtulur. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah. Artık bugün her şey belli olacak. Aynen. Değil mi? Evet. Ay canım. Konuşamıyorum heyecandan. Çok heyecanlıyım. Bir üçüncü Covid daha olmak asla ve kata istemiyorum. Evet. Sana sarılamıyorum ama şöyle bir hepinizden teşekkür ederim. Hastaneden hepinizden çok teşekkür ederim. İnşallah çocuğum sağlığına kavuşur. İnşallah. Hadi şu test sonuçları bugün gelecek. Belki yarım saat sonra, belki bir saat sonra canlı yayında ekrana taşıyacağız efendim. İnşallah, Gizem inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İsmet Bey, Gamzeciğim dinlenin siz biraz. Gamzem yorulmuştur. Evet. Öpüyorum sizi. Önümüzdeki dakikalarda görüşeceğiz. Çıkan test sonuçlarını aktaracağız. Tamam Emine annem? İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi Zeliha. Ay Zeliha, ay Zeliha. Zeliha yayına girmeden önce sen de Kebriye Hanım dedi bir şey hissetmiş sanki Fulya. Tir tir titriyor dedi. Hala yine kolunu şu anda. Evet titriyorsun yine. Hiç böyle yapmaz normalde. Beyin refleks olarak bunu yönlendiriyor. Kalbimde bir şey hissediyorum. Buraya bir ne ağrı giriyor. Bir ağrı giriyor şu sırtıma vuruyor. Ondan sonra beyne veriyor onu. Bu kol sürekli şu anda titriyor. Ne hissediyorsun? Yani böyle hem bir kasılma var. Böyle hem bir mutluluk gibi bir şey var, hem böyle üzüntü var. Hepsi bir arada. Bugün diğer günlerden çok daha farklı olacak senin için. Çok daha farklı hissediyorum yani. Çünkü 10 yıldır beklediğin olay canlı yayında gerçekleşecek. İnşallah ablacığım. 10 yıldır. İnşallah. Benim tek temennim oydu zaten. Size ben teşekkür ediyorum canı gönülden. Beni de dinlediğiniz için, bana da söz hakkı verdiğiniz için, benim yanımda durduğunuz için. Buraya gelen herkesin tabii sorunları, problemleri var. Çözüm bekliyorlar. Amacımız sizleri çözüme kavuşturmak. Evet, evet. Kayıplarınızı bulmak, sorunlarınızı gidermek. Evet. Dolayısıyla sen buraya geldiğinde elbette seni dinledim, eleştirdim. Karşı tarafı da dinledim. Evet. Bugün 10 yıldır beklediğin o an gerçekleşecek dedim. İnşallah. Ben yukarıda çok duygusal bir an yaşadım. Evet. Sence çocukların gelmiş midir? İnşallah gelmiştir. Öyle diye umut ediyorum. İki tane oğlun, bir tane kızın var. Evet. Üç çocuğunu 10 yıldır görmüyorsun. Evet. Eşin gelmiş midir? Boşanmak istediğin eşin. Gelmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü beni kafasında 3 ay önce bitiren adam gelecek, boşanacak. Sözünün eri olacak, davasında duracak. Zeliha, eşin geldi. Tamam, gelsin. Aydın geldi. Gelsin. Aydın bugün seninle konuşacak, yüzleşecek. Ben onunla muhatap olmam abla. Hiçbir şekilde muhatap olmam. İkiniz karşılıklı bir konuşacaksınız. Ha konuşurum. Peki, ama çocukların gelmiş midir? Veya hangisi gelmiştir, gelmişse? Şöyle düşünüyorum. Ben annelerini unuttuklarını sanmıyorum. Onların yüreğinde annesizlik bir yara. O yarayı ben açtım. Ama bana geleceklerini ümit ediyorum. Küçük oğlunun adı ne? Hasan. Hasan'ı en son gördüğünde kaç yaşındaydı? 3 yaşına falan anca giriyordu işte. 3 yaşına falan geliyordu. Zeliha, yukarıda odanın kapısı açıldı. Neredeyse benim burama gelen bir oğlan çıktı. Yani çocuk. Böyle yapılı. Evet. Bir güzel. Dedim sen kimsin? Ben dedi, Hasan dedi. Anladım. Üstüne şey yapmadım hani böyle. Evet. Yani sen Zeliha'nın oğlu musun? Dedim sen ne kadar yakışıklısın böyle. Bir efendi, bir yakışıklı, bir güzel. Bak ben bakmaya doyamadım. Bak kaç kere dedim, oğlum gel. Ona işte her çocuğu ben mutlaka odama bir alırım ya. Ona bir şeyler yine ikram ettim. Allah'ım. O kadar güzel bir oğlun var ki. Aynı sen. Annesiyim. Onun... Bak benim burama geliyor. Şey yani böyle yapılı biraz böyle şey.
Bir güzel bir çocuk geldi. İki oğlun da geldi. Abla ne olursun görebilir miyim? İki oğlun da geldi. Şimdi görebilir miyim? Şimdi ben o çocukların da psikolojisi hani Esra hocam da ben orada bile ay sen Zeliha'nın oğlumuz falan şey yapmadım böyle konuyu hiç açmadım. Dedim ne kadar güzel yakışıklı bir oğlansın sen ya falan dedim hani çok güleç yüzlü. Çok güzel bir çocuk. Bak görseniz böyle o kadar bir bayılacaksınız ki çocuğa. Şimdi erkek çocuğunun da ama çok eskiden beri mutlaka bağı vardır anneyle. Anne ne kadar terk etmiş evet, olursa evet, 3 yaşındayken olsun. En son gördüm. Çok küçük yaşta gördüm. Tabii anne başka. Başka da bir böyle aurası, enerjisi vardı çocuğun. Kapıyı açın. Ay dedim sen kimsin? Böyle geldi böyle küçük adam böyle yapıyor. Bir canım güzel benim. Bir çocuk. Ama ben önce Zeliha onların psikolojisi daha önemli. Tabii yani, ki, tabii ki. Onlar şimdi benim misafirim tabii odadalar. Ki, evet. Çocuklarla hani... işte bir şeyler veriyoruz çocukların aklı da biraz şey olsun diye kafaları dağılsın diye. Ama ben önce Aydın'ı eşine stüdyoya almak istiyorum. Tamam alın abla benim için sorun yok. 10 yıl sonra ilk defa yüz yüze geleceksiniz. Senin 10 yıldır beklediğin olay bu stüdyoda bu programda gerçekleşecek. Evet. Aydın Bey buyurun. Merhaba Aydın Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Zeliha? Nesine bakmamı bekliyorsunuz abla benden? Yani ben onun hangi sıfatla, ne kişilikle yüzüne bakmamı istiyorsunuz ki? Beni 3 ay önce bitiren bir adam, hani beni 3 ay önce beyninde bitirmiş diyor ya, nesine bakmamı istiyor ki suratının? Benim için hiçbir önemi yok. Sadece benim için çocuklarımın babası, o kisvette şu anda, benim kalbimde, yüreğimde hiçbir zaman yeri olmayacak bu saatten sonra. 10 yıl sonra ilk defa görüyorsunuz Zeliha. Değişmiş mi? Aydın Bey siz bakın değişmiş mi? Yorum yapmak istemiyorum abla. Ben baktım kendisine. Ben kapıdan girdim. Ben yorum yapmak baktım. İstemiyorum. Farkına da tamam mı? O benim kişiliğimi zedeledi ama. Kişiliğimi zedeledi, her bir şekilde konuştu ama şimdi burada, ben onunla ilgili hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Burada tamam mı? Hiçbir şekilde yorum yapmak istemiyorum onunla buyurun. İlgili. Gelmemin sebebi sadece sizi güzel insanlarsınız gerçekten. Kırmak, kırmamak amaçlı. Geldim, yanıma gelen arkadaşlar da çok güzel arkadaşlardı sağ olsunlar. Rica ettiler. Bir ikincisi de çocuklarımın artık bitsin baba bu sözü üzerine geldim ben. Başka bir kuvvet beni buraya getiremez dedi Allah'tan başka. Aydın Bey ya ben yine aynı şey diyeceğim de biraz daha yüksek sesle konuşur tamam. Musunuz? Ya abla yani, bitsin demiş çocukları. Tamam mı bitsin demiş. Dediği hala yani. Bitirmemiş. 10 sene bitsin boyunca niye bitirmemiş? Bu. Ya bak ne güzel açıklamasını yapıyorum ben kendisine. Ben 3 tane dava açtım. Ben söz hakkı bilen söz hakkı getirsin. Verilecekse burada kalın. Ben konuşayım ondan sonra kendini ifade et. Bitir cümleni ben Aydın tamam Bey'le bir... Benim 3 tane davam var. Hiçbir mahkeme ki ulaşmasın. Kağıt bana gelmedi diyor ya gitmesin. Hiçbir mahkeme öyle bir şey yok. Benim tek bir gitmediğim mahkeme bile bana geri dönüyor o kağıt takipsizlikten. Geliyor. Burada bir o onu yalan söylüyor. Bir ikincisi de madem beni 3 ay önce bitirmiş benim aldattığımı düşünüyor ya hep. Hani hattım onun üzerineymiş, hattı onunmuş bilmem neymiş. Bana ispatlayacak, kendi beni aldattığı hattı da çıkartacak. Ben o kişileri de falan zaten buldum. Onları da çıkaracak, tamam mı? Bana dürüst gelecek. Ha, bir ikincisi de benim çocuklarımı yıllardır ben hep ulaşmaya çalıştım. Bir şekilde engellendim. Zeliha, tamam, bir şekilde Zeliha, engellendim. Dur. Evet. Zeliha dur. Aydın Bey şimdi buraya geldi. Evet. Ordu'dan, Ünye'den. Evet. Şimdi tamam sen boşanmak istiyorsun. Evet. O yüzden sen 10 yıldır hiç görmüyordun, ulaşamıyorum evet, dedim. Bu yüzden bak buraya kadar ablanın geldi. Numaralarını benim falan ona benim ona soracağım zaten. Sorular var. Evet. Sen de iyi dinle. Evet. Aydın Bey, Zeliha 10 yıl önce o evde ne yaşadı da gitti? Ne yaşattı? İşte ben aldatmışım, şeyler yapmışım. Bir dakika Zeliha, bir saniye. Benimse, evet. Lütfen. Anlatsın. Dün de söyledim. Şiddetli geçimsizliğimiz vardı. Yalan değil bu. Ama bu şiddet anlamında değildi. Dille münakaşaydı yani. Genelde öyleydi. Domuz bağıyla beni
Hayır, domuz bağı olayını da hocam annesiyle bağladılar. Ya işte, peki nereden bunu söylüyor? Yapılır. Kendi bağladı şey abla bak. Söylüyor. Ben domuz bağını bilmiyorum. Bir dakika aydınlık onu ben de kavrayamıyorum. Hala daha düşünüyorum. Yani daha sonra hafıza kaybına hocam herhalde. Domuz bağı bu şekilde olur falan diye anlatınca düzelttim farkındaysanız. Hayır o şekilde değil. O şekilde bir bağlama sistemi değil. Elle ayağa bağlayıp bağlama sisteminde diye. Düzelttim ama bağladınız onu da. Yani. Bağladı evet. Domuz bağı. Kendim bağladı. İçinde mi? O çocuğunu bağladı. Ben çocuğumu bağlamadım. Evet. Benim çocuğum o kadar tutarsız konuşuyor ki abla. Benim çocuğum benim yüzümü hatırlayamıyor. Bakın herkese soruyorum. Bazı çocuklar vardır hatırlarlar. Bazı çocuklar vardır hatırlamazlar. 3 yaşındaki çocuk suratımı hatırlamıyor. Ama benim onu koltuğa bağladığımı hatırlıyor. Hatırlar. İnsanlar nasıl hatırlar? Hatırlıyor. Şöyle bir şey, çocuk nasıl hatırlar geçmişini? Aydın Bey. Travma anını hatırlar. Evet evet. O da böyle şey. Dağınık bir puzzle evet, gibidir. Haklısın. Onu topladığın zaman bütün oluşturur. Ya sen haklısın. Zaten evet. Travma anını hatırlıyor. Bir dakika ben psikolog ben konuşabilir miyim Aydın Bey? Siz travma diyorsunuz da. Şimdi evet bir durum var diyelim evet, ki. Evet evet abla. Şimdi zaten yalnız şunda birkaç şeyi söylemek lazım. Anıları evet travma olarak hatırlarız ama bazen aile üyelerinin bize anlattıklarını da anı olarak kaydedebiliriz. Yani. Şimdi burada yani. Arasını bilemeyiz. Yani şöyle siz diyelim ki annen de seni 3-4 yaşında şöyle diyorsunuz. Annen de sana şöyle kötü davranırdı. Çocuk o anda hayal yoluyla onu anı zannedebilir. Hı. Bunu da ortaya koymak kendi lazım. Kendi yaşamış gibi mi kendi yaşamış hocam? Gibi zannedebilir. Ha gerçek de olabilir. Ama o yaşlarda anlattığınız bir şeyi öyle bir şey yok. Anı da zannedebilir. Hayır babası anlattıysa anladım, onu anladım. Anı sana bilir. Anladım Esra Hanım. Öyle bir şey yok ama şunu da yani, dile getirmek böyle bir şey de siz sonuçta Aydın Bey gördünüz çocuklar mü? Çocuklar üzerinde Aydın Bey. Herhangi bir etkim yok. Aydın Bey siz Zeliha'nın çocuğu domuz bağı diyorsunuz ya. Hayır, şiddet bana uyguladığını gördünüz mü gözünüzle? Şöyle gördüğüm zamanlar da oldu. Benim çocuklarımın da bir anne olanları bilir. Bir anne bir evladını ne kadar dövebilir, ne kadar darp uygulayabilir vücutu üzerinde. Benim çocuğum kendisi evi terk edip gittiği zaman benim çocuğum şu kulak üzerinden bu kalçaya kadar kısım olan kısım mosmordu. Kulak ve yüz kısmı kim yapmış? İçinde şart ben yapmışım. Olmak şartıyla. Ben yapmışım. Da dedi hatta yani dün akşamleyin terlik veya ayakkabıyla ne kadar dövebilirsiniz diye. Peki Aydın ne Bey, dakika, bunları da dile getiriyorsunuz bir dakika Zeliha bir dur. Bu 3 yaşındaki bir çocuğa yapılan şiddet bu. Çocuk ne dedi siz o morlukları görünce? Tabii ki ben şimdi anne varken artık nasıl bir etki altına aldıysa o çocuk sana bir şey anlatamıyor. Annem yaptı demedi. Diyemiyor anne varken. Anne gittikten sonra hani belli bir süreç geçiyor da artık gelmeyecek, onu görmeyecek ondan emin oluyor ya. O dönem diyor ki işte baba biz şunu 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 yaşamıştık ama sana bunu söyleyemedik. Ya. Bunu diyebiliyor yani. Ama 3 yaşındaki çocuk öyle ben de anlamıştım değil mi? Şimdi, hocam şimdi tabii ki kendini savunacak. Bak, burada bir abla şöyle var, bir şey yaşında. Var. Sen benim o çocuklara o şiddeti uyguladığımı iddia ediyorsun ya be adam. Bak söylüyorum. Bunun hastanesi var. Geçen gün bana yayında dediniz ya. Ben sen 2010'da gittin de Zeliha keşke çocuklarını bırakmasaydın da işte kadın sığınma evine gitseydin. Sanki yüzyıllardan mı bahsediyoruz dediniz ya. Sanki adam yüzyıllardan bahsediyor. Bak tutarsızlığa bakın. O zaman da raporlar vardı. O zaman da hastane vardı. Götürecektin benim dövdüğüme dair. Tamam mı? O raporu çıkartacaktın. Burada çatır çatır getirecektin. 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 Getirecektin beni artık şey yapma. Yeter. Şimdi 10 yaşında yeter. Bir çocuğu bak, bırakıp kanıtlayacaksın. Gidiyorsun. Ben buraya çıktım. Arkanda ucunda ne olursa şahitim. Olsun bak. Ucunda ne olursa olsun sıkıntı. Sonuna kadar gideceğim. Zeliha hiç çocuklarını dövdün mü? Abla evet. Ne dövmesi ya? Ne dövmesi ya? Ben onları zaten işe bırakıyordum. Kendi şahsiyetine bırakıyordum. Çok gururlu ya. Hayır. Çalışıyordum diyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Kendine benim Aydın Bey, benim yukarıda gördüğüm çocuk mu? O evet. Morluk. Evet. Sen peki o morlukları gördün mü? Ya öyle ne morluğu abla dövmedim ki morluk evet. Göreyim ya. Adam diyor ya şu beyinden şuraya kadar mosmordu. Evet mosmordu. Şu anda çok akıllısın. Evet çok mosmordu. Akıllısın çok biliyorsun her şeyi ya. O an için Fulya Hanım ne kadar şu anda benim karşıma getirecektin onu. Aydın Bey. Biz bu sosyal hizmetlerde kaldı benim çocuklarım. Ha, oradan üç da ay, kağıtlar varsa göndersinler. 3 ay süreli bir kaldı. Onu arkadaşlarıma da anlattım ben. Benimle görüşen arkadaşlara. Orada kayıtlar var mıdır, yok mudur bilemiyorum. Orada çocuklarla görüşüldü tek tek. Farklı kişiler görüştü tabii çocuklarla. O işte uzman olanlar.
Orada görüşüldü. 3 ay kaldılar. 3 ay bir psikolojik destek. Neden kaldılar? Gittikten sonra tabii, tabii. Mı? Neden burada, kaldılar? Burada Ordu'da kaldılar. Neden kaldılar? Neden kaldılar? Şöyle ailem bakamam diye. Selia gittikten sonra. Söyledi. Onlara anlattım. Çok yani. İyi gittikten tutarlı sonra. Bir adam ya. Onun için ailesi kabul etmemiş. Şimdi ailem tamam bakamam dedi. Anne baba bakamadı, yaşlı olduğu için. Ailesi. Ama bakamadı. Bak şimdi görümce. Oraya 3 aylığına verdik. Selia. O da 3 aylığına. 3 ay sonra geri almak şartıyla verdik. Biliyor musunuz bilmiyorum orada 0-6 yaş grubu tutulmuyor. Farklı yerlere gönderiliyor. Ama 3 aylığı olduğu için orada tutulan sağ olsun bir Türkçe öğretmenimiz, bayan Türkçe öğretmenimiz 3 aylık çocuğun şeyini, peki, bakımını aldı. Peki ben tıbbi olarak bir şey soracağım. Evet. Tabii. Çocuğunuzun buradan aşağı kadar morluğunu gördüğünüzde hastaneye götürüp ya bunun bir beyin kanaması olabilir. Bakın kulaktan diyorsunuz buraya kadar. Uzun, kemikte uzun, kırık olabilir. Göğüs kemiğinde tabii kırık olabilir tabii diye düşünüp hastaneye götürmeyi neden yapmadınız? O an için düşünemedim. Ama çocuk bu çocuk. Evet. Tabii. Yani hayır, bir çocuk ve o travmayı gördünüz morarmış boydan aşağıya. Ya ben olsam kim olursa olsun veya, ya bir hastaneye götüreyim. Hocam veya ve Aydın şimdi, Bey, Aydın Bey veya çocuğu öyle mosmor gördünüz. Bana hesap Zeliha, sorsaydın. Sen bu çocuğa ne yaptın böyle? Bu çocuğun niye vücudu böyle mosmor diye ya niye bana hesap sorsaydın? Sorduğum zaman şey düştü. Ne? Sordunuz mu bunu? Evet. Böyle bir şey sormadı. Hayır sana. Evet, hiçbir şey sormadı bana. Tek, hiçbir şey sormadı. Çocukların vücudundaki morluk hiçbir vesaire şey gibi sormadı. Bir olay gördüğüm yani zaman düşünün ya, sorardım. Düşünme, hep sorardım. Dur bir dakika Zeliha'nın konuşturmuyorsun. Bir saniye. Evet. Hep sorardım. Ne oldu? Ya ya. O çocuk cevap veremiyor çünkü orada bir psikolojik baskı var ya diğer tarafta. Ya ya tabii. Evet o, haklısın. Düştü. Nerede düştü? Burada düştü. Yani evin içinde ya ben, bir yer olabilir. Ben anlamıyorum ya olabilir. Bu çocuklar her yani seferinde mi düşüyor? Her seferinde yani mi ben sana evet, öyle söylüyorum? Evet, her seferinde hadi mi ya düşüyor ki bana? Ya abla bırak şunu Allah aşkına ya. Bu böyle rezil bir insan. Bir çocuk 50 evet sefer mi düşer ya? Aleyna balkondan sallandı. Evet. Nihat balkondan sallandı. Hasan işte anneden şiddet gördü, beyinden travma geçirdi. Düştü. Sen kendi kızına. Düştü. Sen kendi bak, çocuğuna sen çamaşır suyunu bardağa doldurup için, bu evet, bunu evet içeceksin sen. İçmek zorundasın demiş. Böyle bir şey doğru mu evet ya? Bu çok korkunç bir evet şey ama. Ya öyle bir şey yok abla. Evet, öyle bir şey olmuşsa çocuklarımdan biri bir dakika. Bir saniye. Siz bunu nereden duydunuz? Çocuklarımdan bir dakika. Kendisi anlatıyor. Hangisi anlattı? Kızım da anlatıyor. O şimdi o zamanları 6 yaşındaydı oğlum. Ne anlattı çocuklar? Şöyle baba çamaşır suyunu makinenin üzerinden, çamaşır makinesinin üzerinden aldı, bardağı doldurdu. Bana bunu içeceksin, içmek zorundasın dedi diyor. Ya İsrar Allah'ım etti. Yarabbim, ve küçük 6 yaşındaki oğlum şey yapıyor. Yani o an için artık o çocuk ne refleks verdiyse. Size bunu ne zaman anlattı çocuk? Gittikten sonra anlatılıyor bunlar. Gittikten sonra. Evet. Anlatmış onu. Peki içmiş mi çocuk suyu? Hayır. Ya ben annesiysem madem öyle kötüyüm Fulya Hanım bak o kadar tutarsız ki zorla öyle içiririm ağzına dökerim ya. 3 yaşında çocuk elini ayağını bağlarım zorla içiririm. Evet. Hayır niye zaten içirtmek sen çocuk... Ya abla ben manyak mıyım? Hiç on, bak bakayım suratıma yaşında manyağa bir benziyor da muyum? Onu yapamam. Sadece yani bunun bu hallerinin yüzünden insanlara olan tavırları yüzünden de bu halleri yüzünden de hep kendi de ezdi beni, insanlara da ezdirdi beni. Çocuklarımı bırakmak zorunda Zeliha, kaldım. Zeliha senin büyük kız da öyle demişti. Hayır sanki. Senin ya abla desin, o benim evladım. Ben bunun sen, ağzıyla hayır, her şeyi yapacağını hayır, biliyorum. Hayır 10 yaşındayken hatırlıyor çamaşır suyu bize içirttirmeye çalışıyordu. Abla öyle bir şey yok bak, o da 10 yaşındaymış. Bak o da 10 yaşındaymış. Hatırlayamaz onun da hatırlayamaz doğru evet, her şeyi hatırlar ama onu hatırlamaz. O da 10 yaşındaymış, istesem onun da elini bağlardım. O zaten ona içirmek istemiş. Onun da elini bak. Bir diyor ona 10 yaşında bir istemiş, çocuğa. 3 yaşındaki çocuğa bir diyor ona içirmek istemiş. Ben şunu anlamadım. Ya sen nasıl bir insansın ya? Bu gerçekten. Yani şöyle büyük bir şey aslında. Yani bu tamamen çocuklardan kurtulmak istediğiniz, sadece dövmek yani hem onlardan kurtulmak gösteren bir şey. Hem onları hani öldürmek istediğimi kastediyorum. Ama kız da hatırlıyor. Tamam, Aleyna hattı kurtulmak mı? Kurtulmak istediğin için gittin ha zaten. Aleyna'yı bir hattı alsanıza. Evet. Ben seni bıraktım. Ama çocuklar Aleyna bunu nasıl hatırlıyor? Bak sen hadi küçük çocuk belki hayal kurdu evet, diyelim. Evet. Ama Aleyna o zaman 10 yaşında. O da geçenki bağlantıda demişti evet annem bize çamaşır suyu içirtmeye çalışıyordu. Abla diye bu adam ona öyle söylerse ya 5 yaşında da olsa 10 yaşında da olsa çünkü sen bir anne olarak bırakma kisvetindesin tamam mı? Bu adam ona mutlaka benden uzaklaştırmak için bir şey söyleyecek. Yani Hülyan, ben hiçbir zaman o çocuğun çocuklarıma anneniz böyledir diye anlatmadım.
Sen ona her şeyi anlattın. Zeliha Hanım, 3 yaşındaki için bunu söyleyebiliriz ama 10 yaşındaki çocuğu bu şekilde hayal kurdurursa çocuk hatırlar bunu. Yani çocuğu hatırlasın ama öyle hayal kurdurur, o kadar kaldır zaten. Ama o kadar kandırılamaz 10 yaşındaki çocuk. Ya hayır çocuk. Ya anlattıklarına göre Zeliha sen bir hani bir, yani bunu söylemek istemiyorum ama onların anlattığı cani bir anne olarak ilan edilmişim yani. Maalesef. Öyle yani öyle anlattıklarını öyle yani. Çamaşır suyu içirtiyor, vuruyor, abla, dövüyor, benim morartıyor, aşağıdan sallandırıyor çocukları balkonda. Tamam abla, balkonda ispatlasın bana ya. Bak diyorum ki bu baba kisvetindeki şahıs, ben anneyim, onları öldürmeye kalkmışım. Şöyle bir dur derim sen, ben. Tamam mı? Şöyle bir dur derim. Gel bakayım çocuklarını gördün mü? Gel bakayım halini. Çocuklarım. Ne diyor bak? Gel, sen çocuklarının gel son halini ben gördün mü? Tamam mı? Bana şunun cevabını verir misin? Bir dinle, lütfen, Zeliha, lütfen. Bir dinle bak. Bana şunun cevabını ver. Reklamdan sonra çocuklarına ben cevabını vereyim ben. Sen çocuklarının son halini gördün mü? Gördüm. Ne sen zaman? Yetiştirmişsin. Görüntü olarak gördün değil mi? Ha, görüntü olarak gördüm. Yukarıda oturuyorlar, git de bak. Ben bakarım. Ben bir evlat yetiştirmişim, bugün 16 yaşında, 20 yaşındaki delikanlı da yok o ciddiyeti. Ya sen... Otorite, doğru, o evet, güzellik. Valla ben o çocuğu gördüm bir tanesini. Zeliha. Zeliha aslan gibi bir çocuk gerçekten. Öyledir aslan gibi ya, bir öyledir delikanlı. Reklamdan sonra sen çocuklarını 10 yıl sonra bir bağrına basmak istersin. Evet isterim. Onlar benim çocuklarım. Gelirler onlar mi benim yanına? Çocuklarım. Peki çok kısa bir reklama gideceğim. Benim... Reklamdan sonra çocuklarını görüp yanına getirmemi ister misin? İsterim. İsterim ablacığım. Bir ikna edeceğim. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Reklam arasında küçük oğlunun yanındaydım, büyük oğlunun yanındaydım. Özellikle küçük oğlunu böyle bir parçalayasım geldi. Çok tatlı. Aynen. Şey diyor ki Mehmet Hocam, ya sen dedin ki burama geliyor arkadaşlar. Buraya. Yanlış görmüşüm. Biliyorsunuz bir gözüm çok az görüyor. Çocuk burama değil, burama geliyormuş. Heybetli girişimden oldu. Heybetli bir çıkış yapınca kapıdan evet. Zeliha, kusura bakma. Ben çocuğu böyle sandım. Şimdi az önce yine gördüm, meğersem burama geliyor. Bir tatlı bal. Ama yanakları aynı Zeliha'ya benziyor. Zeliha. Böyle annesinin paşası. Elma yanaklı. Annesinin paşası o. Büyük de ağır abi. O da hepsi de. Kızım da benim başımın tacı. Oğullarım da benim başımın tacı. Ölene kadar, son nefesim çıkana kadar ben arkalarındayım. Gerekirse onlar için de canımı veririm. Aydınmış, evet. Ötekiymiş, berikiymiş. Onun için ne dediğin hiç önemli değil. Bıraktın. Çocuklar bir içeride beklesinler. Onları evet. ben kendim getirmek istiyorum. Evet. İknamı da ettim. Bir bakayım neler yaşanacak. Alacağım stüdyoyu ama önce büyük kızın Aleyna hatta. Aleyna. Aleyna da bebeğe bakıyor galiba. Aleyna. Nasılsın? Efendim? Nasılsın ablam? İyiyim. Ne oldu? Ha? Efendim sesiniz pek gelmiyor ama. Niye? Bir şey olmuş gibi. Böyle daha bir sesin böyle buruk geliyor. Yok benim ya telefon çekmez de ya da sizin sesiniz biraz az geliyor bana da. Aleyna, şimdi reklamdan önce baban dedi ki, Zeliha dedi çamaşır suyu içirdi, içirmeye çalıştı çocuklara. Bunu sanki sen de söylemiştin. Böyle bir şey evet, yaşandı mı gerçekten? Evet, yapıyordu bunu. Yapmıyorum diye inkar etmesin bunu, yapıyordu. Anneciğim ben ne zaman öyle bir şey yapmak istedim? Ya bak dün de dedin lütfen, ki, hayır dün de dedin ki, o kadar tutarsız dinlesin, konuşuyorsun ki beni dinle beni. Dur bir dinlesin. Sonra dinle. Konuşacaksa konuşsun. Şu kadın böyle her lafın önüne atladığı için millet bizi yanlış anlıyor. Çünkü bizi dinlemiyor. Söyle ben dinliyorum seni. Tamam dinliyorum annem sen konuş. Yani sen şunu şöyle bir sahne hatırlıyor musun Aleyna? Al döktü çamaşır suyunu al bunu içeceksin. Sen ya böyle bir sahneyi... Evet yaptı. Çamaşır makinesinin üstünden aldı getirdi. Koyduk çay bardağını bunu içmek zorundasınız diyor. Bu ne diyorsa o da aynısını tekrarlıyor Fulya Hanım. Ben size şöyle bir şey değil mi? O benim en ufak kardeşime nasıl biliyor musun sen hamileyken? Benim en ufak kardeşimi düşürmeye kalktı. O kadın koltuk kaldırdı. Kanaması başladı hastaneye ben götürdüm onu. Yalın ayak hastaneye benim gittim halam ki en götürdü küçük kardeşime benim. Benim halam için. Götürdü halam kardeşimi halam. Kardeşimi öldürmek için her şeyi yaptı o karnında. Onu da niye düşürmek için yapmışım onu da söylemiş mi?
babasından kurtulayım diye. O çocuk da onlar gibi sefalete doğmasın diye. Sen cinayet işlemen mi gerekiyordu? Benim, doğmamasını istediğim için. Benden kurtulmak için evet, cinayet senden, işlemen mi gerekiyordu? Ben cinayet işlemiyorum. Canisin. Sen o çocukların sorumluluğunu taşımadığın için o çocuk da dünyaya sefalete doğmasın dedim. Benim o çocuğum değildir. Karnındayken düşmesin evet, dedin yani. Evet istedim. Benim kızım bahsetti, beni götürmedi. 7-8 aylıkken. Halam götürdü ve halama dediler ki doktorlar hala daha kayıtlı Gebze Devlet Hastanesi'nde. Halama dediler ki hastayı kaybediyoruz. Çocuk yalan için de garanti veremeyiz. Ben İmzayı benim halam attı. Halam. Bunların aldım. Hiçbiri yanımda yoktu. Adamla rica ettim. Annemin kanaması başladı dedim. Lütfen dedim kardeşimi bu kadın öldürecek. Lütfen dedim kurtarın dedim. Kardeşim götürdüler hastaneye. Benim kardeşim yarı ölü doğdu. Benim kardeşimi zorla hayata tutundular. Benim en küçük kardeşime o eziyet etti. Yapmadım demesin bize de etti. O kadın nasıl o yüze çıktı oraya? Nasıl bir kadın? Bunu ben bilmiyorum. Savunmaya çalışıyor. Kendi ablası bile söyledi. Ya utanmıyor mu artık? Utanmıyor mu? Ben bir şey demiyorum annem. Sen konuşmalarında devam et. Zaten. Sen tamam mı? Ben bir şey demiyorum. O sen kaybettin. O adama bir şey sen... Merak etme kötüye bir şey olmaz kızım tamam mı? O kalp hastasızı kötüye bir şey olmaz hiçbir zaman. Ona olan olmadı bana olan oldu. İstese senin gibi yapıp bizi dışarı atardı bakmazdı ama istemedi. O bize kıymadı sıkıntı kıydın bize. Aleyna bir şey sorabilir miyim? Sen de 16 yaşındayken kaçarak evleniyorsun ya niye kaçtın? Ben 16 yaşına kaçmadım o da yalan. Ben 17 yaşındaydım kaçtığımda. Niye kaçtın? Benim kaçmadım. Ben eşimi sevdim kaçtım. Annesinden anne sevgisi gördüm kaçtım gittim. Ben eşimi severek kaçtım. Annesinden anne sevgisi gördün şu anki evet, eşini. Evet gördüm. Aynen hala öyle. Daha görüyorum. Ve hala daha, ben hala daha bir annenin belki kendi öz annesini veremeyeceği kadar. Dur. Çekerken o kadın bak, benim başımda böyle kendi öz bir dakika, annesi belki o kadar sevemezdi yani. Ne? Kendi öz annesi yani Zeliha Hanım. Ben onu o kadar sevemezdi belki. İyi bir kayınvalideye denk gelmiş. Yani hala daha o şekilde. Gerekirse kendi evladını reddeder ama benim kızıma kimse yok. Niye kaç? Kaçtı ben. Niye kaçtı? Niye kaçtığını da acı şey yapıyor. Söyle. Niye kaçtı? Bana geldiler. Ben kızım küçük. Evlenecek yaşta değil. Hayır, 17 peki niye o zaman büyüttürdün yaşını da verdin okul, çocuğunu? Okulu biter. Çocuk gelin yaptın. Yani hayatın içine attın. Kabul ederse, kızım burada. Sen de beklersen nasipse olur dedim. Ya. Yani 17 yaşında benim kızım küçük. Kızınıza sordunuz mu? Evet sordum. Tamam, kızım da seviyorum dedi. Tamam. Tamam. Ben de dedim ki en az bir 4 yıllık bir süreç var kızım önünde. Beklersen o da beklerse seni kabul ederseniz. Bu şekilde olur dedim. Daha sonra kendileri karar veriyorlar, kaçıyor. Beklemek yani şimdi, istemiyor yani. Yani sizin baskınızdan dolayı evde bir yaşanan yok, bir şey. Yok, ya abladan dolayı niye ben kaçar çocuklarımla bu çocuk? Arkadaş, ben niye kaçtım babamgilden? Ben çocuklarımla ben ailemden niye kaçtım o Hasan buna peki? Az önce böyle ben de kaçtım. Bana böyle teselli veriyor. Diyor ki baba bu günler geçecek gideceğiz biz evimize. Yani bu kadar bir diyalog var benim. Benim çocuğumun hiç benden sakladığı bir şey yoktur. Aydın Bey, Aleyna'nın artık hani o evden gitmek de belki istemiş olabilir. Yani öyle bir şey. Çünkü iki çocuk annelik yapıyor o yaşta o iki tane küçük çocuğa. Onlara hiç yük olmadı. Onları, olur mu ya? Çocuk okuyor mu? Okumuyor. Yani bazen biz onları olarak görürüz ama olur. Onu bile okuyamam. Şimdi tabii annesi savunuyor. De Zeliha senin yüzünden siz okuyamadı Aleyna. Noksanlık ne? Yani sen bırakıp gittin içe o iki bebeğe o baktı. Aydın Bey, bir şey söyleyeceğim. Zeliha Hanım. Bıraktı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi ne olursa olsun objektif yaklaşmak lazım. Siz evet. Yine de kızınızı terk etmiş gitmişsiniz. Evet. Şimdi o yüzden o da bunu travmatik şeyi ne kadar baba desteklemeye aynen. Çalışsa da evet. Bir yerde bir bozukluk ya da patlaklık evet. Ve evet. Patlak verecek ama bir şekilde anne arayışı kız çocuğu için de anne ayrı bir o özlem. Şey. Evet. O yüzden de belki onun annesiyle olan yakınlığı da onun hoşuna gitmiş olduğu için evet. Belki evet. Evlenmek evet. Ve o kişiyle birlikte olmak evet. istemiş olabilir. Etkilenmiş olabilir. Yani hep şunu kabul etmek lazım. Evet. Siz zorluk yaşadınız gittiniz ama evet. Bu gitmenin çocuklarda mutlaka travmatik bir etkisi olmuştur var. Tabii. Bir de Esra Hanım şöyle bir şey var. Bu adam diyor ya bu şahsiyet hani her geliyorum her gün bir yerleri mor. Her geliyorum ertesi gün atıyorum evet. İki gün sonra kızımın bir aynen, mor. Aynen. Peki sen bir baba olarak olur ya her gün ya her gün bir çocuk bir yere düşer mi? Ya evet, Hasan düşüyor. Az önce de onu ya dedik. Nihat her gün düşüyor, bir çocuk bir yere düşer ya mi? Ya işte Aleyna düşüyor atıyorum.
Peki sen bir baba olarak bunda bir bit yeniği var ya. Bu kadın benim çocuklarıma ne yapıyor? Her gün bir yerden bir şey çıkıyor. Sana hesap sormuyor muydu? Bana hesap sor. Al hastaneye. Sormuyor muydu hiç? Ya hayır bana ben dövmüyordum ki abla. Niye sormuyordu? Bana ne hesap? Varsa öyle bir soruyorum. Şey al hastaneye. Soruyorum dediği aynı, bunu, kendi cevabını veriyor ispatla, zaten. Farkındaysanız beni düşürüyor. De götür yanında ver jandarmaya bağlattır. Her gün düşer mi diyor? Gönderttir. Onların da cevabı. Sen yani, nasıl bir babasın ki? Bir dakika Zeki. Soruyorum. Bir dakika. Düştü. Sen yani gidip söylüyor musun nasıl bir bu çocuklara? Diyorum mesela bu çocuğun kolu neden morardı böyle? Aha. Düştü. Düştü. Bak. Cevabını veriyor. Ha, düştü. Öyle ben yani gidip hayır ben senin verdiğin tabii cevabı ki, söylüyorum. Tabii ki. Sen ben senin düştü. Verdiğin cevabı bu söylüyorum. Çocuk ne kadar düştü? Varsa öyle bir şey. Bak her gün ben bir bahane üretiyorsam yani? Kötü bir kadınsam benim dediğimi yapsaydı abla. Bir dakika tamam sen inanmıyorsan Aydın Bey. Aynen öyle. Aydın Bey düştüğüne pek inanmıyorsan sen niye üstelemedin? Niye alıp götürmedin? Niye takip etmedin? Üsteleyemiyorsunuz. Niye? Gördüğünüz ya ben şimdi öldürürüm adamı falan da onu da öldürürüm öyle diye der. Nasıl yani? Üstelediğiniz zaman olay farklı yere kayıyor. Ya bırak hocam. Sen de siz böyle... de o zaman hiç üstüne düşmemişsiniz bu şiddetin bu olayların. Ya ısrar ediyorum. Yani. Israrla soruyorum tekrar. Yok bunda yani. Aydın Bey size bir şey soracağım. Bir anne çocuğunu öldürmek istiyorsa veya bir şey yapmak istiyorsa. Aynen öyle bunda bir şey var der insan ya. Bardağa çamaşır suyunu döküp gözlerinin önüne gelin ben size bunu içireceğim de mi der. Yoksa hiç kimsenin haberi olmadan çaktırmadan içirip onların hayatına aynen son aynen öyle derim. Hayatına son da verebilirdim ben. Onu bilen psikolojik durum. Çok mantıklı ben, değil ya sen, ama. Sen, gel sen, çocuğum bunu ben, iş demesi. Çok tutarsız. O zaman psikiyatrik ben, rahatsızlığı var demek ki. Psikiyatrik bir sorunum hocam, olur. Ben, evet, der ki adam jandarmayı alır. Yoksa, aynı anda konuşmaz. Çaktırmadan der ki evet. Koyar o suyu ve gelir onu öldürür. İkincisi evet. Bazı kadınlar hamileyken kızınız için de söylüyorum bunu. Evet. İstenmeyen gebelik olduğunda travma psikolojik vesaire evet. Esra Hanım da bunu evet. Gayet iyi bilir. Çocuğu düşürmek için çaba gösterebilirler. Anadolu'da bu yaygın evet. Uygulanıyor. Kadınlar genelde işte evlilikten dolayı veya başka bir rahatsızlıktan dolayı bunu yapabilirler. Eşinin bu, yaptığı eziyetlerden dolayı. Cinayet evet. Ve cani olduğunda asla göstermiyor. Niye? Ben o sefalete doğurmak istemedim o çocuğumu. Dedim ki Aleyna Hasan çekti, benimle beraber süründü. Tamam mı? O çocuğum da sürünmesin. Bunun sonu yok dedi. Getirmeseydiniz dünyaya bezeliğe yani şimdi korumsaydınız tamam, şey yapsaydınız. Tamam Furya sonu yani, yok dedik çocuğum... işte bizde. O an için oldu. Sonu yok dedim yani. Bir öyle, bir oldu, iki oldu, üç oldu. Ya bu çocukların vebali benim omzuma ya, onun evet. Omzuna. Hı hı. O çocukların ne suçu var ki Fulya Hanım? Çocukların suçu yoktu peki de. Neden çocuklarını bırakıp da 10 yıl uzaklaştın ve bir gün dahi sormadın? O konuma sen getirdin Aydın Bey. Hayır. O konuma sen getirdin. Ben çocuklarıma hiç bunu demedim. Sizin ben annenizin profili bak, budur. Fulya Hanım. Bu şekilde bir kadındır müsaade demedim. Müsaade et de dinleyelim Zeliha. Bu şekilde sen bir kadındır demedim. Dur bir adamı dinleyemiyoruz hayatta ki. Hayatta ben çocuklarımı annenizi göremezsiniz demedim. Gidemezsiniz demedim. Hiçbir şey. Her yıl yaz tatilinde çocuklarıma sormuşumdur şunu. Gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Bütün masraflarınız bana ait. Kaç gün kalmak istiyorsanız ya sen kalabilirsiniz. Sen kendine bakamıyorsun ki çocukların masrafını ne? Bunları size sağlam. Gidip görürsünüz. Olmaz. Gelirsiniz. Aydın Bey siz zamanında biraz sorumsuz muydunuz peki? Sorumsuzluk değil Fulya Hanım. İmkansızlık. O onlar imkansızlık. Çünkü bir beden işçisi. Adamlar inşaatta simit çalışıyorsun. Satıyor, peçete kışın çalışabilen belirli bir dönem çalışabilen insanlar var. Ben kışı sürekli full çalışıyorum diyen bir beden işçisi bulursanız ama işte sizin çalışmadığınız yani. Dönem ekmek parası size. Kazanma mücadelesi evet. Zeliha'ya düşmüş. Evet. Bana Zeliha evet. Çalışmış, temizliğe evet. Gitmiş. Temizliğe siz de gidiyor. Şöyle onun parasını almışsın. Hayır, evet, hayır para. Ben, ya bu kadın çekti mi? Bana onu söyler misin? Ben elinden bu kadın çekti mi? Almadım. Ha? Aldı çok. Elinden aldı. Parasını almadım. Aldı da yedi de. Geliyorum anlatacağım. Ve elinden parasını bir gün ne hesabını sormuşumdur kaç para almışsın diye yani hiçbir şey sormadım. Zaten evet, kendisi eve para getirmesinin imkanı yok. Çerezi, kolası derken ben zaten o parayı bakkala parayı bırakıp geliyordu. Parayı zorlanmışsınız böyle burası. Hayır sen o şaka esnasında. Bir şaka esnasında o beni ısırdı ben onu ısırdım. O, o nasıl yani, bir şakaymış öyle? Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir kere biz zaten nasıl iki sene öncesinde aynı yani, yatakları bile ayırmıştık. Yani. Öyle bir şey yok. Diyelim. İki sene beraberliğimiz olmadı. Ne ısırması be? Hayır ısırmak ne zaten böyle ya bir ne şey? Ya ne yani yine bir ben şey ısırsam yani çok, bir kere çok, insan şakalaşsa bile koparacak şekilde ısırmaz yani. Çok yalan konuşuyorsun. Bunun şahit, canlı şahiti var. Şimdi benim de var canlı şahit. Sanırım Aydın Bey sizin benim kardeşiniz bağlandığında Zeliha'ya şiddet gösterdiğinizi o onaylamıştı. Hı. Yani evet şiddet gösterdi demişti. Şiddet?
gösterdiğimi ona. Yani bir vurma, zaten o da şiddet, kabul aranızda etti. Şiddet oldu. Kabul etti. Evet, evet yani söylemişti. Ben diyorum ki bak. Hani birine bir şey çektirmekse ne olur? Ekonomik şiddet olur, fiziksel şiddet olur, evet. Psikolojik şiddet psikolojik olur. Şiddet yani oldu. Hepsini yaptı, yaptı bana. Şimdi şiddet derken... Hala daha izlerini bütün, taşıyorum vücudumda. Bütün şiddet türlerini gösterdiniz aslında. Ekonomik şiddet olması için kazandığını elinden almam gerekiyor. Onu da alıyordun. Alıyordun zaten. O çocuklara getirdiğimi ben kendi paramla getirdim. Kesinlikle. Sen almıyordun. Peki bir şey söyleyeceğim. Ve şu temizliğe gidiyorum olayı da ayda ya bir sefer ya da iki sefer bir temizliğe gidiyor. Temizliğe. Ayda bir kez. O doğru. Yani. Ne ayda bir sefer yani, ya. Orada o benim da... çalıştığım kadın var. O yan tarafında da iş buldu bana. Dedim ki yetmiyor abla. Adam çalışmıyor. Yetmiyor abla. Yemek mi alayım? Ev sahibi sürekli sıkıştırıp duruyor. Kira, elektrik, su para. Yetmiyor abla. Elektriğimi kestiler. Suyumu kestiler. Zaten ben sizin... iki ay boyunca hala daha şu anda evimin suyu kesik oranın. Adamlar varille su doldurdu. Ev sahibimizin kocası. 10 yıldır zaten su kesik. Sizin komşular kesik, diyor. Hala daha Aydın kesik. Bey. Hala Aydın daha Bey, kesik. Sizin komşular diyor ki. Sorumsuz. Zeliha çalışıyordu. Allah var diyor. Gidiyordu, evet, geliyordu. Çocuklarını abla. Alıyordu, satıyordu. Ha. Yani komşular öyle söylüyor Zeliha için. Sürekli çalışma yok. Dediğim gibi ay içerisinde ya bir ya iki defa. Ne ya biri ya ne ikisi ya. O kadar. Öyle zaman oluyordu ki 4 defa 5 defa gidiyordum ya mesela. O benim işte, bilgim haricinde gidiyorsan onu bilemem. Çocuklarla da gittiğim zaman oluyordu. Gittiğim yerde çocukları da orada da oynatıyordum. Ya sizin olay ne biliyor musun? Evet. Yani bilmiyorum ama sen diyorsun ki evet bu kadın çektirdim ama o kadar da çektirmedim diyorsun aslında Aydın Bey. Ben anladığım kadarıyla. Çünkü ısırdım evet ısırdım yok şaka yoluyla ısırdım bilmiyorum. Ya abla şiddetin hangi çünkü ilk sorduğumda dedin ki dövdünüz mü şiddet uyguladınız olabilir demiştiniz. Bazı şeyleri böyle üstü kapalı anlatıyorsunuz siz ama açık yani bir şeyler... Yani ama Zeliha'nın söyledikleri daha böyle başka neler neler yaşamış gibi anlatıyor bilmiyorum gözümle görmedim belki doğru ben belki biliyorum, yalan abla, yanlış. Ama hani ez cümle 3 çocuğu bırakıp gidiyor. Evet. Çok büyük bir hata, evet. Çok büyük bir acımasızlık, vicdansızlık. Ben hatamı kabulleniyorum. Çocuklarımı şimdi bıraktım. Şimdi kızı da aramış keşke, olduğu noksanlık bir şey merak ediyorum. Bir kolu kesildi ya ne hissediyorsun? Bir şey hissetmiyorum açıkçası. Hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü yani, sende o duygu yok. İnsan. Değil mi? Acıma duygusu bile yok desem öyle ya. Öyle mi? Evet. Küçük çocuğunu diyor ki kucağıma bile alamıyorum diyor. Biliyorsun 2 yaşında çocuğu var Zeliha'nın. Biliyorum. Keşke olmasaydı diyorum. Niye? İşte. O zaman geldiği zaman çevresindeki insanlar ne için bugün böyle ne için konuştuğumu anlayacaklar. Yani. Onu da açıklasın. Diyor ki şimdi yani ben anlıyorum onun demek istediğini. O çocuk daha birazcık daha benim. O çocuk da öbürkileri o çocuğu da bırakıp yaşayacak. Terk eder demek istiyor. Evet onu demek istiyor. Biraz, terk eder birazcık, misin? Birazcık daha büyümüş. Zeliha terk eder misin? Eder ablacığım. Hayır. Nasıl eder biliyor musun? Bunda aşklar bitmez. Ha evet. Aşklar çoktur. Senin bir sürü aynı. Okul arkadaşı vardır, iş arkadaşı vardır, evet, evet. İlk aşkı son aşkı vardır mesela. Yani hep duygusu olarak bir şeyler mi yaşıyordu devamlı yani, olarak? Yani. Ne kadar da duyguluymuşum ben. Psikolojik ya 50 ben... tane kişiye aşık yani. Olabiliyormuşum bir anda. Sen yakaladın mı? Ya diyor Aydın ya abla Bey. Bak ben diyorum. Yakalamışsa beni bak. Tamam ama ona soruyorum Zeliha hiç ama... müsaade etmiyorsun maşallah yani. Hayır yani adam yani. Beni suçluyor sürekli. Evet. Bir dakika ama ben ona soruyorum bir cevap almadan peki, sen hemen baskın çıkıyorsun yani dur. Tamam, üste çıkması gerekir ki haklı olmuş. Ama dur yani. Evet 2 defa. Nasıl yakaladın? Birinde uygunsuz, birinde de yani o kadar Allah uygunsuz senin değil. Versin, ben muhabbet şey esnasında yakaladım. Allah demek senin belanı versin. Ya anlıyorsunuzdur herhalde. Yani gözünle mi gördün onu söylemek istiyorum. Evet. Nasıl başka yani? Bir adamla mı gördün? Evet. Neredeymiş, neredeymişsin o zaman? Sen madem o bir kadar şey uygunsuz. Burada, yani nasıl? Bana bak bana. Çocuk olduğu için evde mi uygunsuz bana bak, gördün? Uygunsuz nasıl bir gördün şey madem. Evde değil. Tamam nerede? Uygunsuz. Dışarıda gördünüz. Uygunsuz. Nerede gördün? Zeliha bir dakika madem. Bir durur musun? Yani evet. Dışarıda i̇şe, işe diye gittiği bir yerde. İşe gidiyorum diyerek gitti. Nereye gitmiş? O arada ben de tabii ufak tefek kulağıma gelen bir şeyler vardı. Ben de gittim arkasından. Şimdiki o delikanlı var ya. Böyle uzun boylu olan. Ha. O kucağımda kızım da hemen hemen yeni yürüyordu işte 3 yaşlarında evet. Falan da elimdeydi. Gittik peşinden arkasından evet. Olduğu gittiği yere. Gittiği eve girdin. Ev değil. Bir iş yeri. Kapısını vurduk. Ama iş yeri değil. Sadece şey olarak iş yeri, görüntü olarak iş yeri. Nasıl bir yerde?
Ya abla, ya, o kadar ne detaylı diyor ya? Şimdi bir insanların özel bazı insanların da sen ne yaptın? Kapıyı açıp girdiniz, hayır, hayır. Ne gör? Yani şimdi girdiniz, ben uygunsuz şekilde gördünüz. Evet. Yani iş yerinde mi? Evet. Orası iş yeri değil ama. İş yeri değil. Sadece yani iş yeri olduğuna dair tabela. Yani uyumak için de kullanılan bir yer. Tamam, başka bir adamla. O adamı tanıyor muydunuz? Evet. Şimdiki evli olduğu kişi mi? Hayır. Kimdi? Ya isim vermek şey yapmak istemiyorum. Hayır, ne kadar bir yakın var mı? Aynen yani. Ne kadar bir yakın bana bak var. Bana. Benimle herhangi bir akrabalığı bana yok. Bak bana. Onunla da yok hiçbir sen şekilde. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Siz yaptınız mı öyle bir şey? Ben öyle bir şey yapmadım Esra Hanım. Ben Fatsa'da da çalıştım. Evet, tamam orada, mı? Temizliğe gittim. Fatsa'da da çalıştım. Aynen. Bilen bilir, her yerde çalıştım. Yani bastı mı size eşiniz mesela? Ya hayır, öyle bir şey yok ya. Bir öyle bir şey yok. Ben adamın yazıhanesine gittim. Evet. Bak. Kendisi pimpirikli olduğu için gelmiş o bir avukat da. Yani. Tamam mı? Bir avukat. Ama temizlik yapıyorum abla ben. O adamdan anahtarı almayı da nasıl alacağım? Üç çocuğun annesine iftira atacak kadar. Ama orası iş yeri değil. Niye bunlar? İş yeri abla, yalan söylüyor. Avukat diyor, daha neresi? Yani avukat ya, avukat adam. Bir dakika, bir dakika. Avukat mıydı değil miydi? Evet. Evet avukat. Doğru söylüyor o zaman bu. Avukat, peki, avukat. Peki, bir dakika. Ben bağlandırırım onu. Aydın Bey. Karaktersiz. Dur, öyle deme. Karaktersiz. Göz göze geldin. Hayır hocam, beni aşağılayamaz böyle. Bir dakika. Şimdi... Göz göze geldin mi Zeliha Hanım'la? Baktın küt diye böyle göz göze geldin. Aynen öyle. Geldin. Göz göze geldim. Bastımdan. Ne yaptın? Bana bunu yapıyor. Gördü bir saniye. Uygunsuz tabii. Bir şekilde evet. Gördüğünü... Çırılçıplak bir şeyler yapacaktın. Yani şimdi birinin temizlik yaparken belli bir kıyafeti yok. Vardır üstünde. Evet, yerdedir. Ya camı siliyordur ya bir şey. Uygunsuz pozisyonda gördüm demek. Şöyle biriyle yakınlaşmış evet. Olmak demek. Şahıs avukattı. Yakınlaşmış olarak mı gördünüz? Şahıs avukattı. Orası iş yeri olarak gözüküyordu. Ama ya, yerdeki şu seri... Tamam ya, bak bir şey söyleyeceğim. Dahi sen var ya gerçekten. Yani. Sen var ya. Ne demek? Sen var ya. Sen o kadar... O kadar... Bak ben sen ne diyorum mecbur sana? Mecbur bırakıyorsun. Ben şu anda senin için gidiyorum. Bak şu anda senin için gidiyorum. Bak, biz senin kim için herkes benim yanımda olacaksa olsun. Senin iyiliğin için olmasın. Suçluyoruz. O davayı ama açıyorum. Sen... Savcılıktan sen o kararı istiyorum. Mecbur sen bırakıyorsun. Onları ispatlayacaksın Aydın Bey. Biz ispatlayacaksın. Senin iyiliğin için konuşmamak istiyoruz. Benim iyiliğim için konuşma tabii. Sen. Sen bizi mecbur bırakıyorsun konuşmaya. Sen insansın, tamam mı? Şu, yani bak eğer bu attığın bu bir iftiraysa... Ispatlayacaksın. Tamam uygun Zeliha, bir dakika oturur musun? Neyse bak ben bu detaya girmeyeceğim. Kapatmak istiyorum. Peki o zaman abla, ben bu davayı sürdüreceğim. Bir dakika. Sürdüreceğim. Peki sen o zaman sen eşinin seni aldattığını gördüysen, gözünle de gördüysen. 10 senedir niye boşanıyorsun ya? Sen niye o zaman o dakika al kardeşim gel, ayrılıyoruz. Gel yakamı götür beni. Al git. Bas imzayı boşan. Niye yapmadın o zaman? Haysiyetsiz. Niye yapmadın? O kadar üç çocuğuma beni rezil ettin sen. Bir dakika ne? O kadar düşünmemişim demek. Ya her şeyi düşünmüş. Her şeyi düşünmüş. Ya ne demek bu ya, dalga mı geçiyorsun? Her şeyi düşünmüş, onu düşünmemiş. Şey, bir erkek ya da erkek dediği kadın da aldatıldığı zaman ilk düşüneceği şey ayrılmak, boşanmak olur yani aklına da gelen. Yine düşünemedin yani sen. Senin eşin benim kocam beni aldatsa, böyle görsem hayır, bir de yakalasam. Hayır, ne yapacaktın? Hayır, kabul etmiş. Hadi eyvallah dersin yani. Değilim. Dur. Otur Zeliha, gel sakin ol otur. Zeliha, otur Zeliha, dur bir dakika dur. Tamam dur sakin ol. Ben iyi değilim. Ben sakin tamam sakin gel, ol. Ya bir gel, erkek karısını uygunsuz gördüğünde Allah tamam, için kaderini küstüm diye çekip gider mi? Bir müdahale etmez mi ya? Sakin. Ya ben sana anlamıyorum. Baktın hiçbir şey yapmadın. Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Ben, benim ben iffetimi ben nasıl karalıyorsun sen? Ama sen o adamı çıkartacaksın. Emin değilse söylemeyecek o zaman. Ben ne diyorum? Emin ben çocuklara da böyle anlatıyorum. Ben şey söylüyorum. Çocuklara da böyle anlatıyorum. Konuşmak istemiyoruz ama Aydın Bey için. Çocuklara da böyle anlatıyorsanız senin benim için konuşacaksın. Hiçbir kimse senin, senin hakkında hiçbir ya. Şey konuşmak benim için istemiyor. Konuşacaksın, ispatlayacaksın. Sen kendini düşünme, konuşturmak istiyorsan herkes konuşacak. Cahit, şahitler, her şey var. Ama Aydın Bey siz çocuklara da böyle ya anlatıyorsunuz. Bana söylüyorsun. Hayır. Şey bana ne hayır, için iftira atıyorsun sen be? Anlatmadım. İlk defa bunu burada anlatıyorum. İlk defa İlk burada defa konuşuyorum. Ağır ama bu. Evet. O kadar ağır. Yani belki gerçekten şimdi bir şey. Ben neden soruyorum Aydın Bey? Siz gördüğünüzde gerçekten emin olsaydınız İfşa, boşa bak, ne yapardı biliyor musun Esra abla? Ben şimdiki aklımdan onu yapardım Fulya Hanım. Telefonu da vardı o zaman. Tamam mı? Yakalamış ya beni. Telefona çekerdim ben bunu. Kayıtlı, ispatlı. Dan çekerdim. İşte Zeliha bu derdim. İşte Zeliha bu derdim. Bu derdim. E doğru söylüyor. Bu derdim ya. Doğru söylüyor. Bu derdim. Evet. Bu derdim. Öyle o kimse oturduğu yerde. Be.
Bilmiyorum yani. Siziniz böyle atıp da tutmasın yani. Yok. Kimse ulan herkes bağlansın, herkes. Yani. Herkes bağlansın. Ama şimdi, şimdi Aydın, biz senin yani siz eşinizi, kocanızı size aldattığını ya. Görseniz yok, ne yaparsın gel, ya, gel, ya gel. Boşanırsın. Abla, ne demek ben bunu düşünemedim. Aydın sen de su versenize. Su verin. Tamam Zeliha, otur. Gel gel. Su verir mi? Otur Ercan, su ver Zeliha'ya. Ben iyi değilim. Ya bırak boşanmayı. İnsan ama der ki ne yapıyorsunuz diye bir sorarsın ya. Ne bu pozisyon? Bir şey söyleyeceğim. Yıllardır bunu içinde besledin. Hiçbir şey sormadım. Ben bana temizliğe geldim. Zeliha ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Diye. Sen temizliğe geldin buraya, ne yapıyorsun dedim. Dedim. Fatsa'daydık o zaman. Tamam mı? Fatsa'daydık. Ondan 5 sene sonra gittik İstanbul'a. 5 sene yüreğinde niye taşıdın o zaman benim namussuzluğumu? Ben senin nelerini taşıdım ki? 5 sene niye taşıdın? Çok ağır ya. Çok niye ağır yükünü abla, taşıdım ben sene. Sana. Doğru. Oradan çıktık İstanbul'a. Ben senin gittik, yıllarca 10 yıl boyunca yani ne yüklerini taşıdım. Hemen aç tamam. Boşanma davasını. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam. Görmemişti. Ben bir dakika geldim diyor. Aydın Bey şöyle anlatıyor. Ben içeri girdim. Sonra bir şey anlatmıyorsunuz. Ya yerde, adam karşımda oturuyor. Bir dakika Zeliha Hanım. Yerde diyor bezler yoktu. E bez yoktuysa aldatıyor bak, demek. Bir bez olmayınca değil. Yani ille bir şey mi yaptı? Yerdeki döşeme dahi sökülmüş bir yerde ne temizliği yapabilir? Ya adam belki bana temizle yeni dedi. Inşaat, yeni inşaat. Evet adam belki bana dedi ki Esra Hanım temizle, ben buraya başka bir şey alacağım. Avukatlık yazıhanesini kapatacağım. Orman ürünleri bilmem ne şu 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 her şey var orada. Bina çünkü. Hı-hı. Burayı ben dedi verdim. Kabala verdim, adamı kiraladım. Adam bu parkeleri istemiyor, sökülecek. E kaba inşaata şey, temizlik ya yapıyor. Ya kaba inşaata ben temizlik için gittim. A ben Allah da razı olsun o adamdan. Çok da bak, ekmeğini yedim. Bu konuda ha, benim Zeliha Hanım arkamdan geldi. Evet. Bak arkamdan geldi. Ya, birkaç sefer geldi yani, tamam mı? Ben gördünüz biliyorum siz bunu. Görüyorum. Birkaç sefer geldi, dedim ki senin boyuna yazıklar olsun. Niye? Şüphelendiğini İnsan, söyledi Zeliha mi? Zeliha ayıp olamıyor muyum dedi. İnsanlar sırtını görüyor. Şöyle anladım, otur. Anladım abi. Anladım. Ha. Yani şüpheli. Sizi bastı. Ne dedi sizi basıp böyle? Ha. Abla kim var ki beni basıpları ya? Benim öyle diyor ya adım, ben gittim bir ya anda. Ya desin benim adım anahtarı bıraktı bana. Çekti gitti adam. Ha. Temizle. Bir şey söyleyeyim Aydın. İçeride Zeliha adam da mı yok? Yok. E içeride adam da yok mu? Tam şunu söyleyeceğim. Zeliha Hanım söyledi. Niye bu kadar dedi? Senin adam oradaydı. Yokken neyi bastı? Oradaydı. Siz beraberdi. Oradaydı. Ya bırak Esra Hanım. Bak Aydın Bey. Zeliha Hanım yeri çıktı. Zeliha Hanım'ın söylediklerinde bir tutarlılık var. Yani ben dinliyorum, beni ikna ediyor. Ama sizin söylediklerinizde pek bir tutarlılık ben ay, görmüyorum. Ay bir de biraz böyle evet, gülümseyerek anlatıyor. Yani. Ben bilmiyorum niye bu siz böyle bir tavırdasınız? Bir gariplik ha? Var niye evet. Ya böyle ablacığım bak. Ben niye böyle tavırda biliyor musun? Yanlış anlama da. Bu kendi yani Zeliha Hanım yapar. Tamam mı? Karşısındaki insanı hakir görür. Var. İnsanların yanında küçük anlatımında düşürür. Bir tuhaflık şimdi var. Bir toplum, bir misafir geldiği zaman otururduk, çay kahve içilirdi. Adamlarla muhabbet ediyor. İster istemez konuya siz de dahil oluyorsunuz. Salak mısın sen? Gerizekalı mısın sen? Seni hep de hakir öyleydi mi görüyordu? Ha, beni böyle insanların yanında sürekli ufak hakir gördüğün kadınla ne diye aşağılıyordu o zaman yani. Öyle sürekli öyle, öyle zaten sözlü. Zaten sürekli, bak, sürekli kendisi konuştuğu sözlü, için ben bir şey konuşamıyordum için, yani. Sözlü, hani bugünkü olduğu gibi sürekli kendisi konuştuğu bitti için ben bir şey konuşamıyordum. Evet, o çocuklarıma da mal oldu. Ha, beni kendimden bile soğuttu. Değersizleştirdi. Benim o çocukları bırakmama mal oldu bu adam. Tamam mı? Ben ya hep şöyle sordum kendime. Bir adam karısından hani sürekli ezerse, sürekli ezerse, sürekli ezerse ya hayattan soğuyorsun ya. Adam seni bitirmeye çalışıyormuş. Evet gibi. Hayattan soğuduk. Salakmış. Sayende. Yok öyleymiş, yok şöyleymiş. Böyle hep öyleydi. Böyle, hep öyleydi. Hayır. Hep kötü küçümsenecek sözler. Bir, ha, tabii, tabii. Bir insan küçümsenemez yani. Ben bir çocukla bana da oturur muhabbet ederim. Çocuk seviyesine inerim. Çocuk onunla muhabbet. Ben, o yukarı şey çıkamayacağı için ben aşağıya iniyorum yani. İkiniz karaktersiniz zaten. Adam yani sus pus. Sen hani çok daha çok şey oluyor ama yani belki de Aydın Bey'de de fazla şüphecilik vardı. Şimdi boşayınca aynen başka şimdi bir bak, kadın yok diyor ben ki ya boş ben diyor değil. Avukat bir şey söyleyeceğim ama boş Aydın. Boş çay değil. Bak, hayır. Söyle. Bak avukatlık ofisine gitmiş inşaat halindeymiş. Evet. Kaba temizlik abla, için gittim ben diyor. Ben o adamın adını yani anmak hemen istemiyorum burada. Bak ekmeğini çok yedim. Tamam mı? Tabii bir canım, şeyi bak, kim bir şeyi ispatlaman için hayır, bir bana de iftira atman için bir de her şeyi de anlatmayı verin ha. Kardeşim canlı yayındayız anlatsın yani. Yani anlatsın. Ben yani hayır ben zaten anlatsın sana onu söylüyorum. Niye bu kadar ben şimdi ne yapacağım? Ben sizin hayal ürününüzü savcılığa vereceğim. İntikam boşasın almak için mi iftira tamam, atıyorsun? Ben nereden biliyorum ama kimsenin de burada bir dakika Zeliha evet iffetine de namusuna da gerçekten laf söylemiyor. Üç çocuğun annesi iyi kötü. Gerek yok biz bunun işte bak gerek bunun yok için ama konuşmak istemiyoruz. Her şeyi söylüyorsun maşallah. Yani bunun için konuşmak istemiyor ben çevremdeki insanlar. Ne inandırıcı insanlar gelmedin biliyor musun ya, Aydın? Ben ne inandırıcı kardeşim. Yani bizim
Yani izleyen bizim erkek izleyicilerimiz de var. Yorum da yazsınlar. Gerçekten merak ediyorum. Yani Mehmet hocama sorayım. Yani anlatabiliyor muyum bir erkek hayır. olarak? Durur musun? Hayır. Boşanırım. Evet boşanırım. Yani durmazsın. Ya ben seni niye bekledim de gebeyim. Yani tepki eşin beni aldattığını sen görecek. Tepki gösteririz. En azından ne oluyor dersin. Gömdüm. Sadece. Ama bir şey enteresan da bir şey var Fulya. Şunu da düşünmemiz lazım. Yani. Başka bir erkekle biliyorsun yıllardır. O zaman bile boşanmamış. Yani. Bir de öyle bir durum da var. O çok garip. Şimdi yani. Yıllardır başka bir adamla birlikte çocuğu oldu. E hala boşanmıyor. Yani boşanmıyorum demiyorum. O ama adım da atmamışsınız itiraz ya. Etmiyorum. Hayır bir adım da atmıyorsunuz. O zaman bir tane kağıdın gelmedi. İlk açtığı niye dava bir tane kağıdın evden, gelmedi? Ama bir adım da atmıyor. Açmış. Yani bu kadar dava, başka biriyle birlikte alınır, oldu. Ya biliyorsun bu kadar mı haysiyetsiz o zaman? Diyor bana gelmedi. Bana bir tek ya bir sen davası geldi. Yani hayır, bir dakika. Hayır düşünmedim. Hadi onun evrağı gelmedi. Sen niye dava açmadın? Hayır. Sen açsaydın. Düşünmedim. Allah için niye düşünmedin ya? Her şeyi düşünmüş çok onu ilginç. Düşünmemiş. Bana garip. Her şeyi çok düşünmüş ilginç. Onu niye düşünmedin? Evet yani. Garip ya, şey düşünmüş. Başkasıyla beraber çocuğu var ve düşünmedim diyorsun. Hakikaten niye düşünmedin ya? Ben anlayamıyorum. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Ben psikolojik. Aydın Bey gidelim. Bunu kim yapar? Kim ayrılmaz? Ben onu söyleyeyim. Hala eşine aşık olan. Böyle yapmasına rağmen aşık olan ve bir şekilde ona döneceğini düşünen erkek arkadaşlar. Aşık ama benim farklı, o zaman aşıksınız. Ama aşık yok, benim farklı bir nedenim ama var ben ama. Ben öyle düşündüm. Benim ama farklı demek ki öyle var. Bir şey var. Bir dakika, farklı nedenim ama var diyor. Zeliha da benim, şöyle dedi bir dakika. Ben çok böyle bir ipucu yakaladım. Zeliha sen de söyle. Şöyle bir şey dedin. Aa demek ki 3 ay önce benden vazgeçmişsin ya. Sende de bir sitem hissettim ben. Hayır. Ama bak enteresan bir şekilde Hanım, ikisinde bir şey de var. İkinizde de ben bir şeyler yok, var anlamadım. Gibi geliyor. Hayır bende hiçbir ben, şey yok. Hala aşk sevgi hala bir şey var, var yani. Olan bir şey. Bu bir intikam mi? Da olabilir. Nedenini? Negatif bir duygu da olabilir bu. Ben, yani ben illa aşk demiyorum. Bir şey neden var dava ki. Hala kopmayan bir şeyler var diyor. Ben anlatabilir miyim? Siz anlatın. Benim çocuğum 3 yaşında. Evet. Gitmiş neydi bellisiz. Yani nerede olduğu bellisi, na mekan diyelim biz buna. Ha, na mekan. Sen gitmiş. Onunla... Ben şimdi boşandığım Allah. Zaman kanunlarımız ne diyor? Ne diyor? 3 yaşında çocuk için. Ben çalışamıyorum. O dönem çalışamıyorum. Velayet anneye verin. Velayet. Tamam. Anneye. Bir tek evet. neden bu mu? Evet. O velayet ama bir dakika kaç yıl geçti bunun şimdi üstünde. Sen boşansan benden gene ben velayeti isteyeceğim alacağım o çocuğu. Aydın Bey hayır. Velayet direkt anneye verilmeyebilir mahkeme uzun hanım, gördüğünde velayeti size de bazı şeyleri ispatla. Aydın evet, Bey size de siz bazı şeyleri mahkemeye ispatladığınız zaman yani illa velayet 3 yaşında diye anne alacak diye de şu an size de. Hayır, ortak velayet de aç olabilir. Şu an artabilirdiniz. Şu an artık ama bu konuda kaç bu yani bir üzerinden zaten. Evet. Yani öyle bir şey yok. Tamam, kendi tamam, kararına bırak. Sizin gibi birileri çıkıp bu konuda bu şekilde bizi beni aydınlatmış olsaydı tabii her ben şey o davayı zaten açardım. Yahu bin yıl açardım önce yani. İlla hani böyle olur, avukatlar mı olur. Saracak hatta çevreni? Hatta ben buraya gelirken hala korku içindeyim. Ama başka bana gelince internetten bile baksanız öğrenebilirdiniz. Tabii, tabii. İşte yani. Yani bir internetten araştırdığınızda benim nedenim bu. Aşk, meşk, o yani sevgi, evet. O şeyler. E peki şu anda yani. Şu anda şey dava açacak mısın? Boşanmak için? Evet. Ben onun için geldim o buraya. O yüzden geldim. Başka bir şeyim yok benim. Sadece. Şu an hiç korkun yok. Yani. Velayeti mahkeme anneye verirsen iyi hissedersin. İşte o korku o. Niye? Sen babalar olduğu kadar ben de anneleriyim. Sen de beni ne kadar aldattın ama. Sen ne kadar ne kadar sahipsin çocuklarına? 10 yıl olmuş. 10 yıl içerisinde bir gün arayıp sormamışsın. Yürekle bitmiyor bu işler. Yürekle bitmiyor. Zeliha. O yürek bende var biliyor musun? Ben 10 yıl oldu benim hayatımda bir kişi olmadı. Sadece niye? Çocuklarım için. Say o, zaman. O yürek işte bende var. Tamam bak hangi sen baba de, yapar, sen hangi baba yiğit yapar. Bak bir şey söyleyeceğim. Daha fazla boş kötü konuşma. Söz söylemeyin birbirinize. 3 çocuğunun annesidir. Zaten bundan sonra çocukların görüşü önemlidir. Evet. Çocuklar yani. Çünkü artık büyük. Biri 14 yaşında, saygıyı biri 18, bak, biri 20. O an kocaman çocuklar artık. Çocuklarını görsün. Ay bir dakika, evet bir dakika. Görsün tamam. Çocuklarını, tamam. Ne kaybettiğini yani artık görsün. İftira mı atıyorsunuz, yalan mı söylüyorsunuz bilmiyorum. Siz zaten çok yıpratmışsınız zamanında ama. Yani. Zaten buraya boşanmaya da belli. Geldi evet. Aydın Bey. Geldi. Ha, yıllardır edin, sen niye bu kadar şey geldim. Gördün de boşanmadın diye sana da soruyoruz. Seni de yani eleştiriyoruz. Ama... Ben gelin artık belli. 10 yıl sonra şu çocuklarını gör. Zeliha, evet. Alayım mı? Al ablacığım. Alayım mı? Al.
Ama çocuklar merak etmeyin pek çok şey zaten izlemiyor, görmüyorlar, duymuyorlar. Biz onların en hassas bir şekilde zaten buraya aldığımızda da odaya alıyoruz, izlettirmiyoruz. Yani o konudaki hassasiyetimizi de ben duyurmak istiyorum buradan izleyicilerimize. Burada konuştuklarımızı falan çok farkında değiller. Onu da söyleyeyim. Şimdi benim Tonton mu gelsin? Ha? Benim Hasan Reis'im mi gelsin? Ay çok tatlı. Küçük oğlum. Ya. O benim minnoşum. Tatlı. O benim minnoşum. Getirdiniz mi? Nerede Hasan? Oy benim minnoşum. Hasan. Ne oldu? İyi misin? İyi misin? Şunun şu güzelliğini. Şunun şu güzel. Oy geldi onu. Anneciğim. Bir daha bir bak. Anneciğim. Bir bak oğlum. Oğlum. Bir bak yüzüne. Anneciğim. Anneciğim ne olur. Ay ay. Anneciğim ne olur. Beni bırak. Ne olur kızım ne olur. Beni bırak. Anneciğim ne olur. Kuzucuğum. Kuzucuğum. Kuzucuğum ne olur annem ne olur. Ne olur kuzucuğum ne olur. Ne olur anneciğim ne olur. Anne. Anne. Ay şunun tatlılığı. Ne olur kuzucuğum ne olur. Çok. Ne olur anneciğim ne olur. Oğlum. Ay Hasan. Yüreğimin yarası oğlum. Yüreğimin yarası oğlum. Annem ne olur yüzüme bak kuzucuğum bir kere annem de ne olur. Tamam. Ne olur kuzucuğum ne olur. Gel Zeyla gel sakin. Anneciğim. Tamam bir de o da sakin oğlum. Olsun. O da sakin olsun. Sen oğlum. Gel. Nasıl gel, kader gel benim koltuğa oturttu. Benim oraya oturttu. Benim oraya oturttu. Bu nasıl kader? Bu nasıl kader? Bana niye acımadın kader? Beni uçuruma attı. Beni uçuruma attı. Bu nasıl kader? Bu nasıl acı Allah'ım? Allah'ım. Anne. Oğlum. Kuzucuğum. Ne olur. Ne olur. Ne olur kuzum. Ne olur annem. Ne olur annem. Ne olur. Ne olur kuzum. Gel bir yanıma gelir misin? Gel. Ay Hasan. Gel bakayım sen. Ay Hasan'ım. Hasan'ımın güzelliği. Ha? Ne olur. Merhaba. Hasan'ımın tatlılığı Hasan'ımın. Annem. Bir anlat Zeliha kendini. Annem. Yüzüme bak oğlum. Bir kere bak yüzüme istersen. Bak oğlum. Konuşurken. Lütfen annem. Baksana bir anne. Lütfen Hasan. Annem yüzüme bak. Bak ama. Bakma. Bak bak bak. Niye? Bir kere bak bir kere. Ay çok güzel değil mi? Hasan bir kere. Anne, oğlum. Zeliha en son 3 yaşındayken oğlum. Gördü. Bir kere bak. Hasan'a bak. Bravo güzel. Hasan şimdi kocaman bir delikanlı oldu. Bak bir kere. Anlat kendini Zeliha. Dinliyor şimdi seni. Hasan'ım bir dinleyelim oğlum. Olur mu? Hasan'ım. Olur. Hasan reisim. Dinleyecekmiş. Anneciğim. Bak Hasan bir seni dinleyecek. Anlat sen kendini anneciğim, Zeliha. Ne olur kuzum. Ne olur. Ben sizi bırakmak istemedim. Ben sizi hiç bırakmak istemedim oğlum. Babanın yaptığı sorumsuzluklar yüzünden bu hale geldik oğlum. Ne olur annem, ne olur. Ne olur kuzum artık dayanacak gücüm yok. Artık dayanacak gücüm yok annem. Ne olur anne beni anlamanı istiyorum oğlum. Hasan, Hasan. Bir şey mi söyleyeceksin? Söylemeyeceğim.
Söyle söyle. Ne olur anne, Hasan, ne olur. Bir şey söylemek istiyor musun? Söylemeyeceğim. Söyle. İçinde ne varsa söyle. Bir şey söyleyecek misin? Zeliha benziyor değil mi sana? Söylemeyeceğim. Çok güzelmiş değil mi? Çok yakışıklı. Çok. 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 O benim küçük adamım o. Oğlum. Hasan'ım iyi misin? İyiyim. Maşallah Aydın aslan gibi yetiştirmiş. Bak otur. Gel bir sarılmak istiyorum sana. Ha? Ya çok güzelsin sen ya. Gel biraz daha yakın oturalım, böyle oturalım ha. Gel biraz dinleyelim mi Hasan? Olur mu ablacığım? Olur. Ha, olur diyor, bak olur diyor. Tamam diyor. Zeliha sen de sakin ol. Hiç iyi değilim Fulya abla. Bir bak yüzüne bak Zeliha. Şurayı alayım mı ben? Ha? Dur her şey zamanla zaten şey olacak tamam. Zeliha. Sakin ol. Tamam mı? İyiyim. Sakin ol. Biraz sinirlerim boşaldı. Anlat kendini şimdi. Zeliha. 10 yıl sonra ilk defa gördün. Oğlum. Kuzum. Ciğerpare. Zamanla ilişkiler biraz daha düzelebilir. Ne olursa olsun Fulya abla. Ne olursa olsun ben çocuklarımın arkasındayım. Hiçbir anne, hiçbir baba ben herkese söylüyorum. Herkes kötü de olsa annedir, kötü de olsa babadır. Ne olursa olsun. Ben 10 yıldır hiçbir aynı babanın, şeyi söylüyorum. Anneniz hiçbir anneyi kötülemeye hakkı yok. Hiçbir annenin anneniz de ne hiçbir de olsa babayı bir annedir. Kötülemeye hakkı öyle yok. Böyle yetiştirdim. Ama ben benim çocuğumu bana karşı doldurdu. Hayır. Doldurdu. Elinden geleni yaptı. Benim çocuğum için. Benim çocuklarım için. Ben gene arkalarındayım. Ne kadar konuşmak istemiyorsa istemesin. Hasan ne istiyorsun? Benim oğlum. Benim oğlum o. Hiçbir şey. Ha? Hiçbir şey istemiyorum. Anneni hatırlıyor musun peki sen? Ha? Hatırlasam bile istemiyorum hatırlamak. Hatırlıyor musun peki onu? 3 yaşındayken. En son 3 yaşındayken gördün. Ha? Hatırlıyor musun anneni? Annem. Değişmiş mi hiç? Annem. Kuzucuğum. Ben şunu sormak istiyorum Hasan. Sen annene en çok neden kızgınsın? Beni bırakıp gitmesine. Gitti diye. Evet. Seni görmeye gelseydi, arada seni arasaydı bu kadar kızgın olmazdın değil mi? Hı? Annem. Kuzucuğum. Oğlum. Peki hiçbir yolu yok mu şimdi kendisini affettirmesine? Yok. Affetmez misin artık anneni? Hasan, ama yine de ben büyüttü? Sanki ona karşı biraz babam sevgisini büyüttü. Hissediyorum. Babam büyüttü. Evet. Peki Hasan, annenle ilgili sana size ne anlatıyordu? Babam mı? Hı-hı, babam. Hiçbir şey. Hani kötü böyle şeyler söylüyor. Mesela neredeymiş anneniz? Size ne diyordu? Yok babam hiç kötülüğüne değil. Ne diyordu peki? Sen demedin mi anne nereye gitti, nerede diye? O sana ne diyordu, size ne diyordu abla? Hiç sormadım. Ben görüşmek isterseniz görüşebilirsiniz diyordu. Sormuşsundur be Hasan. Ha? Sordun mu oğlum? Oğlum, anne. Evde bırakıp Hasan'ım. Gittiğinin günü. Kendisinin halası aldı bunları, götürdü. Ben onu, en yakın onu buldum, onu aradım. Aldı. Dedim, hala ben gelene kadar sende kalsın çocuklar dedim. Ben işteyim, geleceğim. Gittim, kapının arkasında bir ses geliyor. Tabii ki ben, yani insan kendi çocuğun sesini tanımaz mı? Bu ağlıyor. Ondan sonra kapıya vurdum. Kapıyı abla açıyor, bu, yok pardon, hala açıyor. Halanın şöyle önünde duruyor böyle, kapıdan da bir eliyle kapına tutmuş, böyle açıyor, çekiyorlar beraber. Kapıdan böyle baktı, ondan sonra dedi, baba sen geldin mi? Böyle ağlayan çocuk bir anda sustu yani. Dedim, geldim oğlum. Hani dedi bana baban sizi terk etti gitti demişlerdi, ben onun için ağlıyordum. Sen geldiysen hadi evimize gidelim. Yani bir anneye düşkün olabilen çocuk babaya böyle bir şey söyleyebilir mi? Ondan sonra tuttu elimi, oradan toparlandık, evimize geldik. Hatta... ne yaptık o zaman? Ne yaptın o zaman? Söyleme sahiptir. Köy tavukları getirdim ben organik. Onu koyduk tencereye. Pişirdik dedik yani. Budur bizim Aydın Bey, kaybımız. Siz çok iyi bir baba olsanız dahi her çocuğun aslında anneye de ihtiyacı vardır. Ben ona itirazım yok. Ben diyorum ki hayatlarında bir boşluk var.
O boşluğu benim var. Doldurma imkanım hayatta yok. Yani şöyle bir o şey olarak. O anne boşluğu. Kızımın pardon Zeliha, sözünü kesiyorum yani da. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hasan'la daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü sizin anlattıklarınızı anladım ama. Yani Hasan'a şunu söylemek istiyorum. Ben onun birazcık yan bakışından bile aslında yine de annesine birazcık sevgin kalmış. Var. Sadece o sevginin yanında var. Kızgınlık daha çok. Doğru. O yüzden kızgınlık çok diye şu an bakmak istemiyor. Aslında kızgınlık da bir duygu olduğu için değişebilir. Belki hani buna bakabiliriz. Belki sonrasında insanlar kendilerini affettirebilir. Evet, bazen insanlar hata yapar. En yakınımız olsa da, en güvendiğimiz kişi olsa da ama yani her zaman her şeyin bir geri dönüşü vardır diye düşünüyorum. Hatasız bir Allah'tır. Sosyal hizmetlerdeki bir Allah'tır hatasız. İlgilenen kul hata yapar. Türkçe öğretmeniydi. Ama Allah razı olsun. Binlerce Allah razı olsun. Gün gelir hatasını düzeltmek ister. O şöyle demişti. Yapar. Her çocuk anne diye ağlıyor ama bu Hasan nedense baba diye ağlıyor. Bu normal ama şimdi Hasan... Ama ben bir şey çok dikkat ettim. Ben her anneyi böyle birazcık yumuşatmaya çalıştığımda siz kendinizi övüyorsunuz. Öyle olduğu için. Çocukla şey yapacağız orada, daha. Evet, yani. Ama Aydın biz Bey, birazcık ben şimdi anneyi ben, birazcık şey yapmaya çalışıyorum ya. Tamam sizin iyi baba olduğunuzu anladım. Tabii. Bu kadar yıl yetiştirdiyseniz zaten iyi babasınız. Ya, ona bir hiç kimse bir şey söyleyemez zaten. Ama demek istiyorum ki hayatımızda bir ebeveynin yokluğu bizim ilişkilerimizde çok kötü şeyler yaşamamıza sebebiyet verebilir. Evet. O yüzden belki bu durumu iyileştirebiliriz, çalışabiliriz. Hasan da belki affeder. Yani hayatını almak zorunda değilsin ha. Affetmek illa hayatımızı almak tabii. zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor ama tabii. belki hayır, bir şekilde hani Hasan affeder. Kızgın, evet doğru ama sevdiği için kızgın. Sevdiği için beklediği bazı sevgileri görmediği için kızgın ama aslında Hasan şu anda bile annesini seviyor. Fakat o sevgiyi yeterince görmediği için bir kızgınlık yaşıyor. Sevmez. Yoksa anne bakacak ya. Belki yani muhakkak anne diyecek bu kesin. Hasan ben seninle bunu görüyorum. Ay Hasan. Harbiden görüyorum. Hasan. Tamam. Oy tamam diyor delireceğim. Tamam demedim. Evet. Demem. Tamam demedim. Dede? Demem. Tamam demem diyor. Hayır bu tamam, biraz demem devam eder. Tamam, bu devam tamam. eder. Yumuşar. Ay o çocuğum. Evet yumuşar. Tamam. Oğlum. Evet. Tamam. Büyük oğlunu da alayım mı Zeliha? Nihat da gelsin mi? Gelsin. O da Dalyan gibi olmuş. Gelsin. Nerede Nihat? Nihat da mı arkada ha? Tamam. Nihat. Hasan abi. Geleceksin mi? Hadi görüşürüz. Hadi Nihat, ay aslanım benim gel oğlum. Ay bu da çok güzel bu da. Ay oğlum, bak. Annem. Çocuğum. Gel oğlum bir sarıl. Ne olur oğlum. Bak o Hasan sarıldı. Ne olur anne. Lütfen. Lütfen anne. Kuzu. Boncuk gözlü oğlum. Ne olur. Nihat. Ne olur. Nihat tam ben buradayım oğlum. Bir sar. Bir saat oturursunuz. Bunca yaptın. Burada yalan konuştun her şeyi. Doğruları yüzüne vurduk. Gel otur oğlum. Sen haklısın anne. Gel otur. Sen haklısın. Gözlerin senin... Ay gözlerinin güzelliğine bir yakın çeksenize Nihat'ın gözlerini. Nihat'ın gözleri de aynı Zeliha'nın gözleri. Ama baba da renkli gözlü. Baba da mı renkli? Evet. Babadan geliyor. O da. Zeliha da öyle. Küçük kızımız da öyle. Annem. Kuzum. Bu kadar mı kötüydüm ben sizin hayatınızda oğlum? Bu kadar mı eziyetler yaptım ben size oğlum? Unuttunuz mu oğlum? Ben çalışmaya giderken sizi teyzenlere bıraktım, komşulara bıraktım. Unutmadık. O günleri nasıl unuttunuz oğlum? Unutmadık. O günleri nasıl unuttunuz ama oğlum? Sen güya işe gidiyordun. Gidiyordum evet. Güya ama Mecca. Gidiyordum evet oğlum. Gidiyordum. Siz ne diyorsanız siz öyle bilin oğlum. Gene de siz öyle bilin, öyle deyin ama şunu hiçbir zaman da unutmayın, tamam mı? Ben bir anne olarak her zaman arkanızda olacağım. Gün gelecek, kafanıza dank dediği zaman anneniz belki de hayatta olmayacak. Her şey anlaşıldığı zaman Zeliha dünyada olmayacak. Çünkü ölüm denilen bir şey var, ölüm tektir. Başka da bir şey yoktur. Zeliha Hanım ben tamam şimdi anneciğim. Sana da sorabilir miyim? Demin kardeşine de sordum. Sen annene en çok neden kızgınsın? Sen daha çok şey hatırlıyorsundur annenle ilgili. Hadi bırakması iyiydi. Evet. Hadi onu geçtik. Hani bize kötü davranması, bize vurması, hani bize kızması, hani boş yere bunları yapması
Hani küçücük bir çocuğun hayatı söz konusu burada. Sen annenin sana hani şiddet uyguladığını hatırlıyor musun? Anlamadım. Annenin sana şiddet uyguladığını mı hatırlıyorsun? Hatırlıyorum. Beni camdan aşağı sarkıttığı günleri ben kendim biliyorum. Esra Hanım, ben camdan aşağıda sarkıtmadım. Hiç öyle bir şey yapmadım. Tamam mı? Şimdi her şey ispatlı, delilli. İspata falan gerek yok. Yani bazen sinir anıyla eşimizden hayır, ablacığım, ben deli miyim ya? Bir şey yapabiliyoruz. Her şey delilik demek değil. Ya ben şu anda bazen kendimi ifade edebiliyorsam o zaman da ifade edebiliyorum işte, Esra Hanım. Zeliha Hanım, böyle konuşursanız çocuklar sizi hiç affetmez. Ben şunu ben söylemek istiyorum. Ben niye yapayım demek istiyorum. Eğer yani bir şey yaptıysanız da evet ben çok öfkeli davrandım, kendimde değildim deyip özür dilemek ben asla hayır, yapmadım ben demekten daha iyi olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle şiddet uygulamadım ama evet Aydın Bey'in dediğini onaylıyorum. Sürekli bir tartışmamız oluyordu. Çünkü onlara yapamıyordum. Onunla tartışıyorduk ve o sinirlendiriyordu beni. O sinirlendirdiği için de onunla yapıyordum. Bana kızdığın zaman da çocukları darp ediyordun. Ya tamam be adam, gel bak diyorum ki ben çocukları darp ediyorum. Ben açıklamasını yapıyorum. Her gün mü bir çocuk darp olur? Her gün mü düşer? Yani Esra sen Hanım? Zeliha şunu evet söylüyorsun. Ben çocuklara vurdum ama pişmanım mı diyorsun? Hayır abla, ne vurması ya, öyle bir şey yok. Peki ben madem ben ama diyorum hani dövmüşüm. Kaç yaşındaydın annen varken en son? 6 yaşında. 6. 6 yaşındayken sen hatırlıyor musun görüyorsun yoksa evet babanın anlattığı bir şey olabilir mi? Hayır, babam hiçbir zaman beni dolduruşa gelmedi. Benim babama anlattıklarım bunlar. Nihat gel abla. Ben seni içeriye götüreyim olur mu? Ha? Tamam mı? Sonra biz yayından sonra Zeliha sizi bir araya getirsin. Bir sarılsın mı, olur mu Nihat'ım? Bir sarılsın sarılmak mı? Sarılmak istemiyorsun, hadi zorlamayın. Bir ben zamana bırakıyorum. Sonra. O beni anlıyor. Zamanla olur. Ona Nihat inanıyorum. Ya bir kere sarıl ya Allah için. Ya Nihat zorlamayın. Ya. Belki İyi zorlamasak da. Görüşürüz Nihat. Nihat'cığım burada ben odaya alacağım. Ben çok yaşamasını istemiyorum. Evet. Zaten bir şu an belki bir anda bir şeyleri yapmak doğru olmayabilir evet, ama şu anda zamanla Zeliha Hanım evet burada söylemek istemiyor olabilirsiniz ama hata yaptıysanız da insandır, hata yapar. Söyleyin. Abla, sadece bir daha olmaz ben dersiniz. Şunu artık o şunu diyebilmek çok zor yani bir bak şey değil. Hayır. Ben İnsan artık hata yapabilir geçtim, tamam mı? Sen şu benim çocukların karşısına oldu, geçip de diyebiliyor musun ki? Sen susar mısın? Ben size bunları yaşattım ama bunlardan diyorum dolayı pişmanım. Sizlerden özür diliyorum. Beni hariç bırak. Ben istemiyorum senin hariç özrünü veya bir şeyi bana ispatlamanı istemiyorum ki. Ya Allah isteme Allah. Beni kim ya ben zaten görme çocuklarıma istemiyorum onun ama yapıyorum, şunu yapıyorum de çocuklarına. Yapıyorum de sen doldurduğun ben için şu anda size bunu yaşattım ve bugün de pişmanım. Evet, sizden evet de özür diliyorum de o çocuk da seni affetsin. Şimdi ben Zeliha görsün diye dur zaten. Zeliha ben iki çocuğunu da getirdim kısa sürede. Evet, bir, çünkü yaptığımız programın her evet aşamadan geçtiğini de izleyicilerimiz hani görsün de bir yandan istiyorum buraya gelen tüm konuklarımız sonuçlandırıyor konularını. Ekibimin de sayesinde. Görmüş iki tane oldu evladını gördün. Görmüş de oldu herkes. Daha sonra içeriye aldım. Evet. Kısa süreli bir gösterdim. Daha sonra şimdi odadalar. Terapilerle yapmak tabii, daha tabii doğru olur. Esra evet hocam şimdi ilgilenecek zaten. Evet. Çocukların da psikolojisini bozmadan. Şimdi Aydın Bey de buraya geldi. Zeliha bugün artık bilmiyorum yani sizin başka söylemek istedikleriniz benim var mı? Benim esasında söylemek istediğim hiçbir şey yok biliyor musun? Ben hiçbir şey baştan, istemiyorum. Baştan da dedim ya. Hiçbir şey istemiyorum. Biz bazı ben şeyler çocuklarımı konuşmak istemiyoruz. Neden? Çocuklarımla biz karşımızdakini hala bir insan, her gene şeyden önce insan olarak görüyoruz. Konuşmak istiyorum. Daha rencide olmasını, daha da düşmesini istemiyoruz. Dur Zeliha. Zaten yani gereken dur Zeliha. Amaç bu. Zaten Handan Hoca gerekeni yapacak Handan bak. Bugün stüdyomuzda değil, duruşmaları bugün çok yoğundu. Uzmanlarımız bazı günler gelemiyor oluyor. O yüzden yani lütfen başka şeyler düşünmeyin. İnsanların işi gücü yoğunluğu evet oluyor. Esra Hocam'ın terapileri oluyor, geç kalıyor, gelemiyor. Hı. Handan Hocam'ın da duruşması vardı ama Handan Hocam gerekeni yapacak zaten. Boşanma davası açılacak. Şimdi velayet konusu, üç çocuk zaten şey aleyhine evlendi gitti artık ama iki çocuk şimdi Nihat ve Hasan ne olacak bu alacağım saatten sonra? Velayetini. Alacağım. Onlar, ya öyle Allah'ın sert bir şekilde çıkmayın. Biraz alttan alın. Buna mahkeme evet
karar verecek. Bak bu süreci daha yumuşak geçirmek lazım. Önce ben ayrıldım o çocuklardan. Zeliha ben mi? Şimdi tamam. Sen çocukları alacağım dediğin zaman benim az önceki yapma, korkularım çıkma. Gerçeğe evet. Tamam, dönüyor. Aytun Bey. Yok. Zaten çocuklar gelmez katmez hemen yani. Ben sadece ne istiyorum Aydın? Aydın Bey ben istiyorum ki hani şu... O kara bulutları bir dağıtalım. Evet. O yani o kırgınlıkları tamam, o. Bir... Ben zaten vay tamam, anamdır bir kardeşim diye. Bir anda olmaz bir bunlar zaten Zeliha. Olmaz yani sen de diretme. Yani, sen de mantıklı şöyle, konuş yani. Şimdi bir alacağım velayeti. Çocuk gelmez mi sana zaten? Yani gelmez, bir dakika Zeliha Hanım. Ama görme hakkını istiyor. Tamam zaten görme onlar... istersin ama bakın çocukların yaşı büyük. Tabii. O yüzden pedagog eşliğinde onların ifadeleri alınır ve çocuklar şu an sizi tercih etmez. Aynı ben zamanda, zaten şimdi şunu söyleyeyim ben bir bitireyim. Aydın Bey ne olursa olsun yaşamda siz tamam değersiz hissettiniz, ayrıldınız, başka kişiye evet. Gittiniz ama Aydın Bey'in çok emeği var çocuklar üzerinde. Evet. Ne olursa olsun onda kalır ama bizim isteğimiz bir anne de çocuğun hayatında çok önemli olduğu için sizle ilişkilerini düzeltiriz ama asla böyle çok hırslı konuşuyorsunuz. Bu çocukları kaçırır. O yüzden siz babanızda olsun velayet. Ben size kendimi sevdirmek ve affettirmek için elimden tamam, geleni olsun, yapacağım babasında değil. Olsun velayet. Ya velayet zaten ben, evet. Orada olur. Hayır. Evet. Olmaz. Velayet daha uzun işin var Zeliha. Şöyle bir şey diyorum yani ben de görebileyim çocuklarımı. Evet, tabii, tabii. Onların gönlünü kazanabileyim. Sana hiçbir zaman bu, göremezsin diye bir şey söylemedim. Bu onu yapacak eminim. Aynı hayır. 10 senedir doldurduğu gibi onu da yapacak. Hiç de engel olmam çocuklarıma. Çocuk evet. Tercih. Yani zaten ben, hani. Bakar mısınız evet. Ben buraya geliş sebebimi söyler misiniz Fulya Hanım? Boşanmak için. Geldim. Ama kimin ısrarıyla geldin? Bizim. Ekibimin, benim. Ya ben işte gene diyorum. Siz de var etkilisiniz evet. De. Uyacaktın. Benim çocuklarım daha etkili. Ha, bunun yani tanıyacaktın o zaman. Ya şimdi o geçmişi boş verin. Çocuklar istiyordur yani, değil mi? Şu anda boşanma safhatine evet. Girin. Çocuklar dava bitsin artık. Bu belayeti evet, bitsin. Evet. Yani onu istiyor benim çocuklarım. Yani siz bakın ne olursa olsun kötü bir kocasınız ama iyi bir babasınız. Demek ki Selin Hanım'a göre böyle bir şey. Şunu da merak hani kötü ediyorum. Bir şunu da merak eş olması, kötü bir baba olacağı anlamına gelmiyor. Siz iyi bir babasınız ama anne ile de aralarını yumuşatalım ben, yani ki ilerideki hayatları öğrenmesin. Zaten baksana. Bir insanım. Yani bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. O kadar kötü bir insanım ki, onun profilinde öyle bir hayal dünyası. O kadar kötü bir insanım ki, peki bu çocukları nasıl oldu da benim gibi kötü bir insana bırakabildin? Yani ben olsam şöyle düşünürdüm. Bana olan hiddetini bu adam çocuklarıma yansıtabilir. Haklı dövebilir de, evet, haklı. Atabilir ama de, şöyle bir şey yapabilir. Yani affedersin. Bana yaptığı gibi, boğabilir, öldürebilir de. Yani. Çocuklarına yapmayacağını düşündüğüm bir takıma evet. Bıraktım. Heh, bak. Ne diye? Bana yaptı. Evet. 12 sene boyunca ben her şeyine katlandım. Hı-hı. En azından dedim, benim sırtımdan geçinmeyi bırakırsa bir sorumluluğu olur. Çocuklarına bakar. Burada evet. İntikam amacı evet. Var mı? Çocuklar yok. Üzerinden intikam şey. Aldın Zeliha. Çocuklar evet. Üzerinden evet. İntikam almadım. Sen, en azından sen bakar dedim. Sen yani çocuklarını bence... ortada bıraktın, gittin. Evet. Sadece ben, intikam evet. Uğruna yaptın. Yani sadece Zeliha başka Hanım, bir şey yok. Bence ben siz, seni siz aldatmadığımı çok hayır. Çok iyi sen bildiğin halde, aha. Bundan da çok çok emin olduğun halde, neyden bak aldatmadığımı çok emin olduğun halde böyle ispatlayacaksın işte. Sadece ne yaptın biliyor musun? Gittin, onu. Kendi bak, zevkin uğruna bak, yaptın. Bak ben sana yaptın. Bir şey söyleyeyim mi? Aydın Bey, sende de suç var, Zeliha'da zaten çok ya büyük insan, suç var ama. Madem Aydın Bey, sen dedin ya işte bak, beni aldatıyordu, bilmem şey ne diyordu. Zamanında boşanırdınız kardeşim. Üç kere o üç ya, çocuk üç da öyle olmazdı. Sen de terk etmezdin. Evet. Şu üç çocuğunu alırdın. Evet. Artık annenin evine mi gidiyorsun? Arkadaşının kadın sığınmaya mı, polise mi? Bir şekilde başka bir formül bulunabilirdi. Bak 10 yıl sonra o çocuklar boynu bükük ve anneye karşı öfkeli buraya evet. Geliyorlar. Ne kadar acı bir şey. Çok senin öfkeli. Bu hikayen kötü bir örnek ama herkes de ekran başında bizi izleyen kadınlar, annelere de herkes bir şey çıkarsın bu hikayeden. Evet. Kimse evladını, evlatlarını bırakmasın. İnsan, eşinizden şiddet görüyorsanız polise gidin. Ama çocuklarınızdan vazgeçmeyin. Ya üç tane işte. Psikolojisi, o çocukların, o, senin kızın benim da şiddet, psikolojisi evet, düzgün değil. Bu iki çocuğun da olan çocukları oldu. Her gün
bir gün Hasan'a uygulamışım, bir gün Nihat'a uygulamışım, bir gün Aleyna'ya uygulamışım. Ya bunu geçin, siz çocuklarınıza sevginizi... Bunu bir de kanıtlasaydı keşke. Zeliha Hanım, artık sevginizi gösterin. Çocuklarınıza bundan sonra sevginizi gösterin. Ya ben zaten gösteriyorum hocam. Çocuklar bana yanaşmayınca... Mümkün olmuş yaşındaki çocuğa veremediğini bugün yaşındaki bir çocuğa mı vereceksin? Birazcık bir dakika Aydın Bey, zaman tanıyacağız. Şimdi zaman tanıyacağız. Zeliha Hanım, zaman her şeyin ilacıdır. Onlardan bir şey bekleyemem. Zeliha Hanım... Bir dinler misiniz? Zaman her şeyin ilacıdır. Bak psikolog olarak Esra evet. Hocam bir şey anlatıyor. Şunu söylemek istiyorum. Dinle. Zaman tüm yaraları iyileştirir. Evet. Ama siz de öfkeli olduğunuz, bazen insan kendine de öfkeli olabilir ama başkalarına yansıtır bunu. Evet. O yüzden ben şuna inanıyorum. Siz kendinizin de haksız olduğu tarafları biliyorsunuz. Burada söylemek kolay değil. Söylemeyin zaten. Yani. Şunu söylemek istiyorum. Siz kendinizi affettirmek, hatalarınızı telafi için bolca zamanınız var. Evet. Bu zamanı kullanın. Asla evet. Hırsınız doğrultusunda velayet falan kavgasına tabii. Girmeyin. Yok. Sonrasında sakin olacaksınız bundan sonra Zeliha. Şimdi reklama şöyle, gideceğim. Lütfen herkes bir sakinleşsin Zeliha lütfen. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Gerçekten enteresan bir olay Doğan Bey, sizin yaşadıklarınız. Doğan Kurkut yine stüdyomuzda. Karşı taraflar da olacak bugün. Dayı iddialarınız var, dayı ile alakalı. Barış Bey canlı yayında olacak. Kızınızın evlendiği, sizin ilk damat yani, o da canlı yayında olacak. Şimdi yani sizin gerçekten hikaye, insanların belki kafasını da karıştırmış olabilir ama siz buraya benim kızım dayısı tarafından sahte gelin olarak kullandırılıyor. Birileri tarafından birileriyle tanıştırılıyor, evlendiriliyor, altınlarını alıyor gibi bir iddiada bulundunuz. Dün dayı Barış Bey bağlandığında yok öyle bir şey dedi. Sonra sizin kızınız sosyal medyada sizinle alakalı korkunç şeyler yazmış. Bilmiyorum hiç okudunuz mu? Hiç denk Okumadım. Geldiniz mi? Okumadım hiç. Yani upuzun şöyle bir şey yazmış. İddiaları da yazmış. İddiaları oğlunuz da an... ispat etmesi lazım. Öyle havacılardan olmaz. Ben ispatla, delillerimle geldim. Herkes gelsin. Evlendiğim yer Çayırdüzü. Herkes gelsin. Yüzleşmeye hazırım. Doğan Bey'in aslında bu yani enteresan ve aslında acı dolu hikayesi eşinin trafik kazasında vefatıyla başlıyor. Eşi çay toplamaya galiba giderken evet. Değil mi? Amcasının kullandığı araba kaza yapıyor ve eşini kaybediyor o trafik kazasında. Daha sonra sigortadan bir para çıkıyor. Evet. 800 miktarı. Bine yakın bir para çıkıyor. Evet. O paranın çıkmasıyla ailede bir takım sıkıntılar, husumetler, tartışmalar evet. Başlıyor. Evet. Paradan kaynaklı. Aynen. Dayı devreye giriyor, çocukların dayısı. Diyor ki işte... Daha doğrusu daha acı bir detay daha var da Doğan Bey'in kızı, 14 yaşındaki kızı Doğan Bey'in yanında çalışan bir şahıs tarafından istismar ediliyor. Daha sonra bu çocuklar tabii alınıyor. Devlet çocuk esirgemeye yerleştiriliyor. Hem kızı, istismar edilen hem kızı hem de oğlu. Oğlu hala çocuk esirgemede. Kızı da işte evlenmiş. Doğan Bey diyor ki yani ben hem diyor evlatlarımdan bu dayı beni ayırdı diyor. Hem de diyor bu kızımı diyor evlendirmiş birisiyle diyor. Şimdi o damat bu gerçekten zorla bir evlilik mi, altınlar için mi, bir sahte gelin olayı var mı yok mu? O damatın anlatacakları çok önemli. Sizin kızınızın eşi, evlendiği eşi. Şimdi ben ona da döneceğim, ona da soracağım. Ama bir yandan da sizin iki çocuğunuzun da sosyal medyaya yazmış olduğu mesajlar çok çok enteresan. Sizin kızınız adını da değiştiriyor. Evet. Normalde adı Ceylan. Evet, bu doğru. Kız Sema olarak değiştiriyor adını. Yüce niye daha, adını değiştiriyor? Soyadını bile değiştiriyor. Bilmiyorum, onlara sormak lazım. Olur mu ama ya yani? Niye Sema niye olarak değiştirir bir ve bak bilmiyorum. Böyle upuzun bir mesaj yazıyor kızın. Sema. Benim amacım kızımı kötülemek değil. Kızımı Hı? Kazanmaya geldim. Öz kızını 13 yaşında para karşılığı satmış. Şimdi de sattığım kişiler ya paramı ver ya malımızı deyip önümü kesiyorlar. Sema'yı bana verin diye tüm tanıdıklarıma yalvarıyor. Bu adam kızı 10 yaşında annesiz kaldıktan sonra abisinin oğluyla evlendirmek için mecbur bırakmaya çalışıldı. Ya çok uzun bir şey ama... Onlar hani... hepsi senaryo. Ha? Hepsi senaryo. Bu kadar hepsi senaryo olur. Olabilir senaryo, mi? Senaryo evet. Kızınız mı senaryo? Kızım senaryo yani. O çocuk, diğer o, diğer çocuk da mı lazım. Senaryo peki?
Diğer oğlum da aynı şekilde. Diyor ki o da, çocuklarını düğün salonunda çalıştırıp çocuklarının paralarını alıp kadınlarla yemektedir. Çocukların derdi para değil, babalık yapamadı diye çocukları ondan uzaklaştırılmıştır. Doğan Kurkut'un tek derdi paradır. Herkese tazminat davası açıp para almaktadır. Eşinin kan parasını almaktadır. Çocukları hiç umrunda değildir gibi oğlunuz da bir takım mesajlar yapmış. Yani diyor ki iki çocuğun da onun diyor din imanı para diyor. Biz de diyor umrunda değiliz şimdi, onun diyor. Tazminat... Bizi diyor daha ne diye diyor programlara çıkıp da bizi soruyor diyor. Sahte gelin bir de beni ilan etmiş diyor. Ne sahte gelini diyor. Benim diyor evliliğimi bile kendisi bozdu diyor. 14 yaşında yaşadığım istismarı, o tecavüzü diyor. Benim diyor evlendiğim kişinin ailesini açtı söyledi diyor. Niye benim evliliğimi bozdu diyor. Yani şu an çocuklar size karşı, dayı size karşı. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yazmakla olmaz. Gelsin yüzüme söylesin. Siz çocukları bilmiyorum yani öyle, düğün salonlarında, başına geçip düğün salonlarında de, çalıştırılmak değil. Ne demek? Düğün salonunda çalıştırmak ziyade tatil günleri yardımcı olmak için geliyordu. Nasıl yani? Siz yani, ne iş yapıyorsunuz? Ben müdürüm orada. Düğün salonunda? Müdürüm, evet müdürüm. Çocuklar ne yapıyordu o düğün Çocuklar salonunda? Bir şey yok. Yanımda duruyordu. Baba yardım edeyim mutfakta kuru pasta, pasta dizmek için yardımcı oluyorlardı. Ha, siz yalnız... Kendi isteğiyle. Bunu da aile sosyal politikalar rapor düzenler ki her şey mevcut zaten. Bu iddialar hepsi yalan oldu, ortaya çıktı. Benim hakkımda bir sürü soruşturma açıldı. İstismar edenleri karşısında para aldığımı da iftira attılar. Onu da ispatladım. Hepsini takır takır ispatladım. İçeride duruyor dosyalar. Söyledikleri bütün iddialar resmi olarak ispatladım savcılıkta. Hiçbir şekilde doğru değil. Öyle. Klavyanın başına geçip de yazmakla olmaz o işler. Bir soru soracağım. Bir o 800 bin liralık eşinizin vefatından sonra çıkan para ne parası? Bakın ben... Hayat sigortası falan mı? Araç sigortası kusurlu olduğu için sigorta hem karşı tarafa hücre eder. Ha, tamam yok yok doğru anladım. Biz peki, o hakkımızı koruduğumuz için... Onu anladım. İkinci soru. Evet. Kızınız hakikaten istismara uğradı mı? Evet uğradı. Sanıkta ceza aldı. Ha aldı. Tabii ki. Peki sizin kızınıza yaklaşımınız nasıl oldu? Vallahi raporda belli yaklaşımda. Geldiler, aile sosyal politikalar. Hayır, geldiler. Kız çocuğunu karşı gittim, davranmışlar. Önce nasıl? Davacı oldu, birlikte gittik savcılığa. Ya o ayrı, tabii ki. O dava süreci, safahati ayrı. Çocuğunuza nasıl davrandınız? Vallahi benim ilk defa istismar yaşadığım için bilemiyorum. Belki febi davranmış olabilirim. Bir de Doğan, belki bağırmış olabilirim bir de Doğan ama... Bey, sizin kızınızın şöyle bir detayı da var. Babam diyor, beni diyor 14 yaşında diyor istismar eden adamın ailesinden diyor para istedi. Onu savcılıkta ispat ettik, içeride duruyor dosyada. İsterseniz gösterebilirim. O şahıslar, aracı olanlar ve karşı tarafla her türlü biz ispatladık mahkeme huzurunda. Beraat ettim, suçlu yani oldum, ortaya çıktı. Yani çocuklarınızın dediği gibi siz para gözlü yani, adam değil misiniz? Hayır. Ben 150 milyar para harcadım bu istismar olayında. Çocuğumun hakkını korumak için. Bir sürü davalar açtım. Mirasçı olduğum için, Barış Bey'den kayınpederim olduğum için miras talep ettim. Arazi, mal varlığı bir sürü davalar açtım. Evet, bu benim doğal hakkım. Doğan Bey. Yani şimdi hakkını koruduğu için para göz mü oluyorum ben şimdi? Ben şunu Çocukların hakkını koruduğum için para göz mü oluyorum acaba ben? Para konusunda tabii ki belki yani, bir şekilde farklı düşünebilirsiniz de ben şunu merak ediyorum. Şimdi... Bunları yazan bir kız çocuğu demek ki size öfkeli demek. Bakın psikoloji neden? Psikoloji bozuk, sağlıklı düşünmüyor bu. Şimdi onu siz bilemezsiniz. Onu bir psikoloğa ya da yani sizden çok ben daha çok çözerim evet. Herhalde. Şimdi onu hemen ona söylemeyelim de. Psikolojisi bozuk demek çünkü bir insanı etiketlemek oluyor. O yüzden söylemek doğru değil. Sonuçta sizin kızınız. Şunu söylemek istiyorum. Kızınız neden bu kadar sizden nefret ediyor? Gelip sormak lazım. Karşı karşıya bir kesin. Bir şey varsayayım yani siz bir şey düşünüyorsunuzdur. Birine psikolojisi bozuk demek kolay bir şey. Yani neden size bu kadar kızgın? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben evlendiğim zaman küçük yaşta evlendim. Evet. Ben kızımın durumunu, oğlumun durumunu şu anda ben yaşadım. Dün de anlattım. Hı hı. Bu pozisyonları biz yaşadık zaten. Kendim bir şahsen olarak yaşadım. O duyguları ben biliyorum. Ben 10 sene ailemle konuşturmadılar. Aramı bozdular. Ben ne zaman aklımı başıma topladım biliyor musunuz? Eşim vefat ettiğinde her şey ortaya çıktı zaten. Hayır, şimdi ben başka bir şey soruyorum. Siz başka bir şey anlatıyorsunuz. Neden kızınız size kızgın? Doldurdular. Kötülediler.
siz ama gerçekten iyi ve güçlü bir bağınız olsa kimse size karşı dolduramaz ki. Demek ki bir bağınızda zayıflık vardı, öyle mi? Zayıflık eşimi kaybedilişindendir. Ben eşimin boşluğunu dolduramadım maalesef. Dolduramadınız, yeteri kadar ilgilenemediniz. Bir annenin boşluğunu kimse dolduramadı. Ve sanırım istismar eden kişi sizin yanınızda çalışan biri. Cevap vereyim ben. Annenin boşluğunu dolduramadığı için maalesef teyzeleri boşluğu, anne boşluğu doldurmuş oldular. Evet, onlara biz daha düşkün oldu. Biz onlar gibi kötülemedik teyzeleri. Biz onlar gibi dayın böyle, teyzem böyle, şöyle hiçbir zaman hiç doldurmadık. Bir ay benim başım, bir ay çocuklar gelsin karşıma. Bak nasıl dolduruyorum ben. Yani çünkü ben kötü bir insan değilim. Onlar 10 senedir doldurdular. Ama şimdi yani bak senedir. Şimdi benim babam mesela... Babamla benim mesela ilişkim güçlü. Evet. Şimdi dayım çıkıp veya annemin akrabaları bize çıkıp beni mesela babama karşı dolduramaz. Evet işte çünkü değil güçlü mi? Bir bağın var ha, babanla. Ama babamla ilişkim eğer zayıfsa veya babamdan ben bir takım şeyler görüyorsam evet, ha derim kafam karışır ikna madem olurum ki, yani. Madem ki o kadar ben kötüydüm, neden bugüne kadar şikayet etmelere de istismar olayında her şey ortaya çıkıyor? Yani ben davacı oldum diye... Sanığı cezaevine koydum diye ben kötü oldum. Doğan Bey. O zaman ben istismar olan göz müyüm saydım acaba? Acaba iyi baba mı olacaktım o zaman? Ama siz önce parayı istemişsiniz. O parada anlaşamayınca istismarcının ailesinden, siz parayı alamayınca mesele davalık olmaya başlamış. Hayır, ben her türlü... Para istediniz mi? Hayır, hiçbir şekilde istemedim. Hiçbir şekilde istemedim. Onlarla... kimin aracılığıyla görüştüğümüzü bir şekilde mahkeme huzurunda savcılık soruşturmada ispatlandı, dosya içeride Doğan Bey, istismarcı sizin yanınızda çalışan kişi. Şöyle söyleyeyim, benim yanımda çalışandı. Ancak bu oyun çevirdiler, benim üzerime yığmaya çalıştılar. Neyi? Aslında neyi? O çocuk meğerse 2 sene önce ben düğün salonunda almadan önce. Neyi üstünüze yığmaya çalıştı? Ya yanında çalışıyordu. Yani açığa çıksa benim üzerime yiyeceklerdi yani. Neyi? Yanında neyi? Çalışıyordu İstismarı gibi. İstismarı mı? Hayır hayır. Neyi? Yanında çalışıyormuş gibi imaj yarattılar. Yani o çocuk yanında çalışıyor da niye gözetmedi şeklinde. Tamam. Evet. Sizin yani, yanınızda hiç çalışmadı mı? Benim yanımda çalıştı ama bu olay geçmişe dönük. Yani kızıma yakın olması için o çocuğu yanıma yerleştirdiler. Kim yerleştirdi? Dayıları. Sormak lazım. Peki dayıları. Bir dayı ister mi böyle bir şey? Al bu kızı, istismar et. İster. Tövbe yarabbim, niye istesin? Ona sormak 14 yaşında lazım. Çocuk ya 14 yaşındaki bu. Çocuğun bakın, istismar edilmesine... İstismardan bahsetmiyorum, görüşmekten bahsediyorum. Bunlar görüştüklerini, sevgili olduklarını bir şekilde yaşında. Biliyorlardı. Biliyorlardı. Adam kaç yaşındaydı? Adam derken çocuk. İstismar o da eden çocuk. Yani. O da çocuk. O da çocuk. 15 yaşında, 14 yaşında boyuydu. O da çocuk. O da çocuk. Da 15 yaşında o zaman. Biz onun için şeyi zaten... Şeyi sormak lazım. Dayının amacı ne? O çocuğu oraya işe aldı. Amacı neydi? Amacı işte çocuğun amacı şöyleydi. Yani kızım da istemesi ve çocuk da istemesi, kızımla yakın olması. Ve benim yanımda yarın öbür gün ortaya çıkarsa, aa bu çocuk düğün salonunda dakika, çalışıyordu. Dayının amacı yaratıp, ne? Amacı kızı evlendirmek. Beni bitirmek. Seni bitirmek. Beni bitirmek. Ve yeğeninin istismarı üzerinden sizi bitirmeye çalışıyor. Böyle bir dayı mı var? Ya hangi aynen. Dayının ya yani böyle bir şey kötü bir niyetli bir şey. Yani söylediğiniz şeyler bana biraz yani ütopik geliyor. Yani şimdi dayı... düşünsenize Fülya Hanım. Şimdi gidiyorsun, dayı çağırıyorsun, teyzeyi çağırıyorsun. Diyorsun ki bizim başımıza bu geldi. Ne yapalım? Bir istişare yapalım. İşte davacı olma, olayı kapat. Siz der misiniz? İstismarda. Evet, siz der misiniz öyle bir şeyi? Ya kim niye der? Dayı olarak der misiniz? Yahu niye diyeyim peşine geçerim? İşte dayısı onu dedi. Kapatalım. Bu işi işte ortaya çıkmasın. Dedim cezası mı kalacak yani? Bu işin buyurun. Evlendirelim. Parayı isteyen kim? Evlendirelim. Dayı barış inecek. Teyzeleri, kaynanam. Hepsi de bir grup olmuşlar böyle. Yani bu bunlara bir şekilde cezasız kalmasın. Şey peki yani kızınız kalsın. Niye babam o istismar eden o önce Şahsın ailesinden para istedi diyor. Kızınız niye böyle bir şey söylüyor? Bu iftiraları barış çıkarıyor. Barış çıkardığı için de maalesef kızıma bu şekilde lanse ediliyor. Kızım da bu aracılığa görüştüğümü bilmiyor. Yani evde oturup da sobanın başında. Kızınız hatta bu arada. Tabii ki buyur. Siz Ceylan olarak kızınız doğduğunda adını evet. Ceylan koydunuz ama o adını değiştirmiş. Rahmetli Sema eşim olarak. Koydu. Niye adını değiştirdin Sema? Sema merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş buldum. Niye adını değiştirdi? Şöyle söyleyeyim, ben değiştirmek zorunda kaldım çünkü babam sürekli olarak bir rahatsız etme durumundaydı. Biz yurtta kalırken de gizlilik kararımız mevcuttu zaten.
Kardeşim ve bende de vardı bu gizlilik kararı. Uzun bir süre gizlilik kararıyla devam ettik ve sürekli her olduğumuz ilde, nakil olduğumuz ilde yurt bizi babamdan uzak tutmaya çalıştıkça babam sürekli yerimizi buluyordu. Niye? Mecbur olarak ben isim soyisim değişikliğinde kaldım yani. Niye peki? Niye? Şu baban şekilde sizi söyleyeyim. Niye hep rahatsız ediyordu? Ne demek istiyorsun? İlk yurda girdiğimiz zaman babam kardeşimi kaçırmaya kalktı. Çocuk zarar vereceğini biliyordu zaten. Bundan kaynaklı da ona gitmemek için her türlü yola başvurdu zaten. Hani bağırmaya başladı sokak ortasında. Hatta onun bir abisi var, Yaşar. Onunla beraber çocuğu kaçırmaya çalıştılar. Çocuk da zarar vereceğini bildiği için hani benim herhangi bir şekilde ona bir şey söylediğim de yoktu. Bundan da haberim yoktu. Ben akşamında öğreniyorum bunu. Abla dedi, babam beni kaçırmaya kalktı amcamla beraber dedi. Yani dedim, ne oldu bugün dedim, hani bir şey oldu mu, bir şey yaptım mı, sana zarar verdim dedim. Yok abla dedi, zarar vermesine de izin vermedim zaten dedi. Ben bağırdım dedi. Yurttan niye kaçırmak istiyordu peki? Siz yurtta kalıyorsunuz devlet himayesinde. Şu şekilde söyleyeyim. Orada oturan adam tamamıyla ne söylüyorsa yalan. O adamın tek derdi zaten para. Gözün tamamıyla para bürümüş. Annem öldükten sonra açtığı tazminatlar... İşte diyor, ben yüklü miktarda para cevap aldım diyor. O para bende diyor. Hani istiyorsanız gelin alın falan mantığında. Cevap hakkı doğdu çünkü ben cevap öyle vereceğim. Caner, bir ay önce ben Caner'e gittim. Ona baskı yaptı. Neden görüşüyorsun Doğan Bey'le dedi. Ben bir babayım. Ben bu yaşa kadar beni yetiştirdim. Benim anlamak, Allah'a karşı da, adalete karşı da anlamak. Ben bugüne kadar her iftiradan maruz kaldım ama paşalar gibi savcılıkta ispat ettim. Dosyalarda mevcut. Hemen cevap veriyorum. Ben her şeyde aklandım diyorsunuz ama ben. Ya ama peki yani kızınız ve oğlunuz bak hala daha dün yazmışlar sosyal medyaya. Onların dayıların senaryosu. Size karşı dayıların senaryosu. Sizi dayınız mı etkiliyordu Sema? Şu şekilde söyleyeyim bakın. Geçmişte olsa tamam bu şekilde düşünmenizde hak verebilirdim. Hani yaşım küçüktür, reşit değildim. Hani diyelim o yurda girdiğim süreçte 17 yaşındaydım, 16 yaşındaydım her neyse. O yaştayken tamam reşit değildim. Belki doldurça geliyorum diye düşünülebilir. Fakat ben şu anda 20 yaşındayım. Benim kardeşim 18'ine girmesine aylar var. Ama hani sen 15 yaşındaki gibi davranıyorsun şu an. Şu anda 15 yaşındaki gibi davranıyorsun. Şunu söyleyeyim, sen bir kapat çeneni önce, beni bir dinlemesini bil. Yaptığım ben bir babayım baba madem, burada. Bak, Sema babayım. Karşındaki baban ne yaşadıysanız yaşadınız ama. İleride pişman olacaksın. Lütfen, daha seviyeli konuş olur mu? Toprak daha maalesef geri konuş. Vermiyor o kızım. Toprak vermiyor maalesef. Seviyeli konuşmam gerekiyorsa o adam önce bir seviyesini bilmesi lazım. Şimdi kızım bir baba, sen baba dinle baba demiyorsun. Bir baba. Dur bir dakika dur. Bir baba. Ya ben bir evlilik yaşamışım. Evlilikte çocuk sahibi olmuş olsaydım ben evladıma bunu yapamazdım. Bu şekilde yapamazdım yani. Başından kötü bir olay geçmiş olsa bile ben bu şekilde gidip de ulu orta 80 milyonun ortasında ben bunu söyleyemezdim ya. Niye? Ya olurum incinirdi. O adama da sırıta sırıta anlatıyor her şeyi. Ben sırıta mı anlatıyorum? Diyor. Nerede aklandığından ayıptır sorması. Bana karşı taraf dönüp de bu istismar olayında karşı taraf dönüp de bana senin baban yüzünden başına bu olay geldi, karşılığında para aldı, haberin var mı Sema dediği zaman ben zaten ağzım açık kala kaldım. Çocuk bana bunu ne hakla söyleyebiliyor? Yani seni ya istismar bir, düşün, ya... bir dakika Sema, seni istismar eden kişi mi böyle dedi? Evet, 13 yaşındaki bir çocuğun hani birdenbire bunu duyması ya nasıl bir psikoloji? O çocuk yalan söylüyor olabilir mi peki? Çünkü ya. Doğan Bey diyor ki ben öyle bir para istemedim, almadım diyor. Mahkemede zaten her şey beraber. Kendimi diyor zaten akladım diyor. Dosya mı istiyorsun? Tamam, hadi bu çocuk yalan söyledi. Kızım dosya mı istiyorsun? İddia mı istiyorsun? Kanıt mı istiyorsun? Gel burada dosyalar konuşalım. Ben diyor. Ne gerek var? En önemli kanıt. Sen orada sobanın başına geçip de dayıların arkasında şey konuşma bana. Semacığım, istismar eden çocuğa sen neden peki güvendin? Yani böyle bir şeyi uyduruyor, yalan söylüyor olamaz mı yani? Ya tamam hadi bunda yalan söyledi diyelim. Madem öyle, bundan öncesinden başladılar bizim sorunlarımız. Neydi sorun? Neydi sorun? Sorunlarımız vardı. Annem yokken de sorunlarımız var. Bizim sorunlarımız var. Hiç bitmedi ki. Tek sorunumuz o değildi. Neydi ki. Sorun? Neydi ablacığım? Sorun? Söyle. Siz niye ya mesela yurda gittiniz? Söyleyeyim. Siz niye yurtta yurda verildiniz? Tamam. Şu şekilde daha doğrusu söyleyeyim devlet ben. Aldı. Tamam, şu şekilde anlatayım.
Ben anne karnındayken zaten başlamış bütün olaylar. Ben anne karnındayken sen hissedebiliyor musun bakalım? Yani öyle bir şey konuşuyorsun ki. Sen bir dur. Şahsen annemden duydum. Keşke mezarda olmasaydı da dönüp de anlatabilseydi. Annen söylemedi. Annen senin teyzelerin. Bir dakika Doğan Bey, ama bak lütfen. Ben ananı çok da iyi biliyorum. Kızınız bağladı, bir dinleyelim. Yok. Annem kendisi bana kendi ağzıyla söyledi. Kızım dedi, sen benim karnımdayken dedi annesi babası beni öylesiye dövdü dedi. Kanlar içinde kaldım, kimse de yardım edemedi bana dedi. Ne oldu anne ondan sonra dedim. Ondan sonra babam sürekli bana şiddet uygulamaya devam etti. Evi ayırdık ama yine şiddetler bitmedi dedi. Tamam, anne babasının şiddetinden kurtulup ama bana diyor kendisi şiddet uygulamaya başladı diyor. Annem öldü. Annem öldükten sonra bu sefer şiddetler bize başladı. Biz babamın evinde eşyalar kalmasın annemin diye, çöpe gider diye bütün eşyaları teyzeme taşıdık. Teyzeme taşırken ben bütün eşyalarını yırtık pırtık buldum orada. Annenin eşyalarını. Şiddet uygulamayan bir adam niye eşyalarını ben yırtık buluyorum dolabında? Cevap vereyim mi? Bu adam şiddet uygulamış demek ki. İşkence uyguluyormuş bu kadına. Ben kadının üstüne morluklar buldum. Ya oturduğumuz evin karşısında fabrika var. Cevap adamlar verebilir miyim? Çığlıkların yırtık sesine pırtık neden olduğunu söyleyin. Bunları yaşadın. Bunu herkes biliyor. Hemen bir dakika cevap vereceğim. Eşim vefat ettikten sonra teyzeleri falan hepsini evimi boşalttılar. Eşin ölmeden önce dövüyor muydu? Hayır. Her şeyi ispatladık. Ben eşim vefat edilince 10 senelik evliliğimi ispatlayarak yazıyla marketlerde, alışverişlerde her şeyi ispatladım. Geçmişini ispatlayabilir mi kimse ama ben ispatladım. Devlet çocuğu elinize niye aldı? Devlet neden aldı biliyor musunuz? Niye? Çocuklarım beni istemediği için. Niye? Ve niye? Şiddet uyguladığımı beyan ederek. Niye Doğan Bey, bir çocuk niye babasını istemez? Evet. Niye devletin çünkü, yurdunda büyür? Çünkü istemedikleri istedikleri gibi gezemedikleri için. Yahu onun kaç için o zaman da el kadar çocuklar. Kızım çocuk anlatayım ya mı? Ben seni rencide etmek istemiyorum. İstesem bütün tamam, Türkiye'de rezil olursun. İşte bak, benim niyetim hiç seni kazanmak. İşte benim niyetim kazanmak. Sema'yı bir dinleyelim bir saniye Doğan benim Bey. Benim niyetim anlatır kazanmak. Anlatır mısın Sema? Tamam, anlatayım. Annem öldükten sonra teyzemler velayet davası açıyor Fulya Hanım. Velayet davasında teyzemler ortaya bir rapor koyuyorlar. Bu adamın psikolojik sorunu var diye. Ben zaten hiçbir şekilde istemiyordum o şiddet olayını duyduktan sonra annemden. Kardeşim de istemiyordu aynı şekilde. Biz orada jandarmanın zorlamasıyla babama teslim edildik. Mahkeme kararında baba ne kadar psikolojisi bozuk olursa olsun velayet ondadır dedi. Hayır. Öyle bir şey var mı? Hayır. Mahkeme o şekilde bizi teslim ediyor. Yanlış. Onun yanlış üstüne, anlatıyor. Onun üstüne biz babaya teslim ediliyoruz ve o günden sonra bize şiddetler başlamaya Allah başladı. Allah'a ben velayet davasında. Ben ufak yaşta beni dinleyeceksin. Söz hakkı verildiyse beni dinleyeceksin. Konuşuyorsun da dinliyoruz tabii ki. Buyurun. Bizi çalışmaya mecbur bıraktı. İşe gitmek zorundasınız dedi. Bizi işe götürdü. Kardeşim çalıştırılıyordu. O düğün salonu mu? Düğün salonu. Aynen öyle. Düğün salonuna götürülüyorduk. Düğün salonunda da yaptığımız şey garsonluk değil, yardım etmek değil. Can ata ata da gitmiyordum ben. Zorla götürülüyordum, orada çalıştırılıyordum. Ne yapıyordunuz? Yapılan şey de şuydu, garsonluk değildi. Gidiyorduk damat da sadaka ister gibi bana bahşiş ver diyorduk. Paraları topluyorduk. Eve geldiğimiz zaman paraları çıkın diyordu. Bu. Bana bir kuruş para falan kalmıyordu. Ben okula giderken dönüp de teyzeme, teyze lütfen bana para verir misin? Güzel, bu adam güzel bana sen oraya yazmışsın yok, kızım, güzel. Diyordum. Güzel sen oraya yazmışsın hepsini. Doğan Bey'in çalıştığı düğün salonunda damattan veya yere atılan paraları falan mı topluyordunuz siz her düğünde? Aynen öyle. Raporlarda belli. Biz düğün salonuna da araştırma yapıldı. Kendisi bile girerken ben yardımcı oluyorum diye ifade verdi. 18 yaşına doldurduktan sonra benim karşıma bu şekilde çıkma. Ya iyi de girerken bile düğün salonunda ben yardımcı ediyordum, gezmeye gidiyordum, dans etmeye gidiyorduk dedin kızım. Şimdi ifadeyi niye değiştiriyorsun? Ne zaman raporlar belli burada. Dans etmeye gidiyordum, kuruma girerken düğün salonunda babama yardımcı oluyorum ben. Hatta dediler ki orada savcılıkta sen baban çalıştırıyor mu sen? Hayır dedi, ben kendim isteğimle. Raporlar burada Fulya Hanım. Şimdi yalan konuşmanın gereği yok. Ben emniyete alındığım zaman bunu amacınız beni bitirmek söyledim. Mi? Dedim ki, bitirmek mi? Dedim, bu şekilde ben bitmeyeceğim merak etme. Ben bitmeyeceğim. Sonuna kadar davaya alacağım her seni. Hepsini. Tam parasını da alacağım. Şu anda kullandığım bir ay önce, kardeşini bana saldılar. Bütün davaları geri çekmem için oğlum beni tehdit etti. Bir dakika. Peki, bir ay önce. Sema. Bu davaları geri çekmem için her türlü baskı yapıyorlar bana. Oğlumu Bilecik'te kuruma gittim. Bana saldırdı.
Diamond dedi, bütün davaları geri çekeceksin dedi. Yoksa seni öldürürüm dedi ya. Bu çocuk bu şekilde benim karşıma çıkardılar. O çocuğa üzüleyim. İki tane infazı var ya Fülya Hanım ya. Çocuk esirgemede iki tane infazı var, fıçaklaması var. Bu çocuğu saatli bomba yapmışlar ya. Bu çocuğu da saatli bomba yapmışlar, karşıma getirmişler. Bu nasıl bir şey ya? Ben çocuğumu kazanmak istiyorum. İspat mı istiyorsun? Bütün delillerimle burada. Ben şeyi anlamadım. Kızınız diyor ki sizin psikiyatri raporunuzu teyzesi getirmiş koymuş. Hayır. Birincisi şu, o psikiyatri raporunu teyzeleri nerede ve nasıl bakın, elde ettiler? Elde etmeleri mümkün yalan. Değildir. Bakın işte, ben velayet davasından birçok savaş verdim. Eşimi kaybedince cenazeyi bile zorla aldılar. Cenazeyi bile onlar da şu anda. Cenaze bile, mezarlık hapistan bile gelmeyeceksin diye kızım bana baskı yapıyor. Gelmeyeceksin seni öldürürüz diyorlar. Eşinizin mezarını mezarlığı kaynanam evinde. Hiç gidemediniz. Gidemiyorum. Niye? İzin vermiyorlar. Yani ölüsünü bile şey yapmıyor. Vermiyorlar. Ama şey, saygıları galiba Doğan burada. Bey, sizin aileniz sanırım işinize çok şiddet uyguladığı için bir öfke duyuyorlar size karşı. Hani sizden bahsetmiyorlar ama sizin aileniz sanırım... Mezarına bile gelmesin demişler. Ben korudum. 10 ya. Sene konuşmadım ya. Şiddetten bahsediyorsun. Psikolojik şiddet olabilir yani. Ben buna katılıyorum. Hayır, olabilir. Dövüyordu diye olabilir. Söyledi. Şiddet benim ailem yanlış dedi. Yapmış olabilir ya, ama... Hiçbir zaman için... Kadının paramparçaymış. Hayır. Alakası yok. Evimde kendileri parçaladılar. Evin... Savcılıkta mevcut. Ama herkes şehidine mi karşı? Ben anlayamadım. Hayır, savcılıkta mevcuttur Fünya Hanım. Eşyaları kendileri çıkardılar, parçaladılar. Tamam mı? Eşyaları paramparça ettiler. Makineyi bile almaya çalışıyordu. Bu benim kızım, bu senin kızım. Niye? Niye mi? Bunlar para göz ya. Halıyı bile alıyorlardı. Yani benim kızımın halısını. Hediye vermiş, halıyı bile alıyor. Böyle bir zihniyetler var bunda. Ama onlar da diyor ki mevcut. esas para göz. Mezarlığın başına şey mi yazmış? Yani benim eşim kızlık soyadı Yenişak. Kurkut yazacağına Yeni Çırak yazmışlar. Bunların zihniyeti başka. Soyadını bile almamışlar. Evet, yani. Mezarlığın taşını bile değiştirdim ben. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Yani bu kadar bana kim beslediğini olabilir mi? Ama durduk yer Doğan Bey bak, durduk yerde bu kadar olmaz. Bunlar yani, tasarlanmış. 10 yıllığın yani ben ikna olmuyorum, anlatabiliyor muyum? Gerçekten ben ikna olmuyorum. Hayır şunu diyeyim, niye tasarlasınlar? Allah için yani bu ölümcül bir nefret var ortada. Çok ciddi bir nefret var. Niye tasarlasınlar? Kabullenmiyorlar. Kızının Doğan Bey niye tasarlasın? Kabul etmiyorlar. Benim öldürdüğümü zannediyorlar. Çaya göndermeseydin. Yani yok çalıştırıyorum. Ama siz... Var. Ben de çalışıyorum, o da çalışacak. Tamam siz ama bahçede zorla. Çalışacak, siz ama şimdi kadın çalışacak. Kadın kendi... belki çay toplayamıyordur, ne bileyim beli ağrıyordur, ağır iştir, gitmek istemiyordur. Siz zorla mı çaya hayır, gönderiyordunuz? Hayır. Yani eşin... Ölenin arkasında konuşulmaz. Ama belli ki eşiniz ama ben sizi açıktır. İyi anlatmıyormuş Doğan Bey. Yani ailesine, ya benim eşim, işte çocuklarına benim eşim Allah iyi rahmet anlatmıyormuş. Eylesin. İyisi ve kötüsü toprak olmuş. Yapılacak bir şey yok. Ama o size göre ama, öyle. İnsanlar ama çocuklarını kaybedince unutmaz. Geçmişinde ailesine belki farklı anlatmıştır. Olabilir. Ama evli yani olmak huzurluysa şimdi hayır, gidip niye ne gidip anlatacak? Ben evli olacağım. Evet. Hocamla aram süper. Niye gidip ben, anneme babama bu adam beni dövüyor, sövüyor bilmem ne diyeyim. Mutluysam mutluluğu anlatırım. Ya hiçbir şey anlatmam yani. Beren, bizim eşimle hiçbir sıkıntımız yok. Ama çocuklar öyle demiyor. Çocuklar teyzeleri, dayılarının etki altında. Ama 20 yaşına gelmiş artık. 20 yaşında olsun ya. Ama ben görüyordum diye anlattım. Evet. Demin yırtık kıyafetleri. Ben de 40 yaşındayım ama annemden akıl alıyorum. Doğan Bey akıl almak ayrı bir şey. Biz de akıl alıyoruz koca koca insanlarımız annemizden babamızdan. 40 yaşına da yanlış yapabilir, 50 yaşına da yanlış yapabilir. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Siz şimdi eşinizi kaybediyorsunuz ya amcasının evet. kullandığı arabada. Evet. Amcaya niye dava açıyorsunuz? Neden mi? Söyleyeyim. Ben şimdi bir insan kaza yapabilir, doğru mu? Evet. Sen bana telefon açıyorsun, velayet davası açılıyor yeğenlerine. Bana dava açıyorlar. Sen bana diyorsun çocukları ver. Niye vereyim çocuklarımı? Kim diyor, amca mı diyor? Amca diyor. Niye vereyim çocuklarımı? Anlaşın. Anlaşacağım ben durum değil. Bu çocuklar benim. Zannettiler ki burada sigortadan para gelecek, işte bana dava açacak imaj yaratıp gittiler velayet davası açtılar. Benim için psikoloji bozuk dediler, hasta dediler, şu dediler. Acaba şöyle mahkemede mi? Her şeyi ispatladım. Acaba şöyle mi dediler Doğan Bey? Ya bu adam bizim işte kardeşimize zaten dövüyordu, sövüyordu. Şimdi bu çocuklar çocukları küçük, da döverdi. Bu çocuklara neler yapar bu adam? Mantığıyla mı acaba hareket ettiler? O yüzden mi çocukları biz alalım dediler? Çünkü kız almanın sebebi, almasının sebebi çocukların üzerine yüklü miktarı para çıkıyor. Şu anda paranın. Ya ben şeyi anlamadım. Hani diyorlar ya ki paranın peşinde, paranın kim peşinde olduğu belli. Doğan Bey. Ben bütün varımı yoğunumu harcarım kızıma.
onlar harcayabilecekler mi bir sorar mısın? Şimdi dayı, bu arada dayı canlı yayında, sırtı dönük katılacak yayına, Hopa'dan bağlanıyor. Barış Bey. Barış Bey, duyuyor musunuz beni? Yayını dinliyorsunuz. Dinliyorum. Yani, dinliyorum. Dinlediniz Doğan Bey'in söylediklerini. Ben her şeyde aklandım diyor. Böyle bir şey yok, her şey uydurmasyon diyor. Dayılarının etkisi altında kaldı çocuklarım diyor. Yani sizin nedir bu meseleniz? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Deminden beri ben dinliyorum, hiç lafını kesmedim. Benim de lafımın kesilmemesini istiyorum. Dinliyoruz sizi. Dedikleri hepsi yalan. Mezarlığa gidemiyorum dediği hepsi yalan. Mezarlığa gidiyor. Her zaman gidiyor mezarlığa. Artı para konusunda işte amcama bile para için dava açmış. Kan parası alabilmek için. Sigortanın da para almış. Artı bir insan çocukları için, yani ben çocuklar için geldim diyor da, dün de açıklama yaptı. Ben zengin olmadığım için çocuklarım yanımda değil diyor. Ondan değil. Çocuklar sürekli misal darp ediyordu, çocukları dövüyordu. Siz gözünüzle işkence görüyor muydunuz? Bile var. Görüyor muydunuz o bırakın, şiddeti? Evet, evet, bırakın çocukları. 25 Kasım, evet 25 Kasım 2007'de, bak bunu özellikle not alın. 25 Kasım 2007'de ben ablamı çıkarıyordum. Ablam dedi ki, ben dedi çocuklarımı bırakıp dedi gelemem. Ben çocuklarım için katlanmak zorundaydı. 25 Kasım 2007 tarihinde Ardeş'in Devlet Hastanesi'nde kaydı vardı Doğan Bey'in. Ablamı çok feci şekilde dövdü. Ondan sonra ablam mutfağa doğru kaçarken kapıya elini vurduğu zaman eli kesildi ve eline dikiş atıldı Ardeş'in Devlet Hastanesi'nde. Ve sürekli bunu yapıyordu. Cevap verebilir miyim? Bir günde lafımın kesilmemesini istiyorum. Yalan deminden söylüyorsun. Ben dinliyorum. Hiçbir tane de bir, de bir tane evrak göster. Söylüyor lafımın zaten 25 Kasım 2007'de diyor. Hastanenin belli ki raporlar var orada. Beni, onun eşi için ben de söyleyeyim. Nereden aldığını eşi için ben de söyleyeyim. Lafımın kesilmemesi istiyorum. Ben de eşi için nereden aldığını söyleyeyim. Şimdi beni nasıl dinlemesini istiyorum. Nasıl bir insan olduğunu söyleyeyim. Sen eşin öldüresiye dövdün şimdi, mü? Hayır. Lafımın kesilmemesini hayır. İstiyorum. Niye deminden şey beri beni dinliyorum. Öyle bir şey olsaydı şu anda toprak oldurdu. Artı, hani artı o, sonuçta o şikayet var mı? Lafımın kesilmemesini istiyorum. Ya ölmeden önce... Zaten söylemiş bak, ya, bak ben bu adama ben katlanıyorum demiş. Alakası yok, yalan söylüyor. Bana ispat dinleyeyim, lazım, ispat. Öyle deminden beri laf, ben dinliyorum, lafımın kesilmemesini istiyorum. Çünkü bakın, yalan söylüyorsun. Sürekli şey yapıyordu, bir gün neredeyse öldürecekti. Ardeş'in çay fabrikasında çalışan işçiler gitti kurtardı ablamı. Nasıl yani? Yalan bu sürekli çocuklarına şiddet uyguladığı eşine de. Ve ablamdan para istiyordu. Ablama diyordu ki, kendisi Muğla'ya çalışmaya gidiyorum dedi. Muğla'dan ablamı arıyordu. Diyordu ki, senin üç tane kız kardeşin devlet memuru. Kardeşim Batum'da çalışıyor. $1,000-2,000 maaş alıyor. Bana para gönder diyordu. Kardeşim de diyordu ki, senin için ben para istemem diyordu. Senin çocuklarını, seni boşarım. Çocuklarını elinden alırım. Çocukları göstermem diyordu. Ablam onun için katlanıyordu. Ve safikasında vefat ettiği gün bile çaya gitmeyecekti. Çaya zorla Doğan mı gidiyordu Muğla'daydı. Peki? Ha? Barış Bey. Zorla gönderdi. Doğan Muğla'daydı. Dedi ki bana dedi yarına kadar 500 lira para göndermesen dedi. Evi terk et dedi. Çocukları senin elinden alacağım dedi. Annem hatta çaya gitme dedi ki böyle böyle dedi. Ben dedi çocuklarım için gitmek zorundayım dedi. Çaya gitti, trafik arasında vefat etti. Yani bu bunun tek derdi paradır. Çocuklarını isteyen bir kişi canlı yayına çıkıp çocuklarını yerden yere vurmaz. Bu iki yeğenimi de arayın. Biri yurttadır. Hani diyor işte dayısı aldı bilmem ne. Dayısı alsaydı dayısının yanında olacaktı. Çocuklar devlet koruması altındaydı. Hiçbir adamın suçu olmadan kimsenin çocuğu devlet koruması altında olmaz. Doğru. Sen devletin korumu, yalan devletin korumu basamak gibi her kullanırsan... Her şeyi yalan söylüyor. Devletin korumu basamak kimse gibi kullanırsan maalesef kimsenin çok aile yanar. Kimsenin devletin korumunu ele alamaz. Devletin kimsenin basamak devletin gibi kullanırsan... Ele alamaz. Bunun tek derdi para. Bakın. Tabii ki para. Misal, peki bir para şey söyleyeyim. Belli zaten. O tazminat davası bile açtı. Açarım ya. Bu benim doğal hakkım. Açmayacak mıyım? Zoruna mı gidiyor? He? Zoruna benim mı şey gidiyor? Zoruma gitmiyor. Benim zoruna şey mı gidiyor? Yok. Eşimi kaybettim. Çocuğumu benim kaybettim. Benim şey zoruma gitmiyor.
Zoruna mı gidiyor? Adam çocuklarını o şekilde onun için mi oğlumu saldın bana? Bu tazminatlardan geri şekilde maruz bıraktın. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Sen peki bir dakika. Şimdi eşini trafik kazasında kaybettin. Oğlumu bana saldı ya geçen gün ya davalardan geri çekti. Acını yaşayacağına sen ona dava, buna dava, sigortadan para. Ben, niye böyle şeylerle bakın, uğraştın? Bakın ben eşimi kaybedince bu benim doğal hakkım ya. Devlet bana bir hak verdiyse o hakkımı koruyacağım ya. Ama yani hemen sen de daha bir şey bunun tek derdi paradır. Başka hiçbir şey yok. Ne alakası var ya paradır ya? Yahu ay. Şimdi ama şimdi sen amcaya ona dava açıyorsun. Sigortadan para parası peşini düşünüyor. Bakın sigortadan almadım. Sigortadan almadım. Sigorta dedi ki şudur. İşte kusurludur. Kullanan nişan sahasından alacaksın diye sigortadan almadım. Ay ben düşünsem tövbe yarabbim ama yani böyle şeyler benim aklıma gelmez yani. Yani dava açtın diye sigortadan para peşini ne bileyim ben düşünmem. Hayır dava açtın diye suçlu mu oldum şimdi? Sen... Şöyle bir şey, şimdi yani, kan parı amcanın, şimdi amca bakın, çok mu suçlu? Hukuk, şimdi amca yolda gidince... yasak mı tazminat almak hayır, veya hakkını savunmak? Hayır, yasak değil. Sadece o an onu mı? O an onu düşünebilmek sizin kişiliğinizle ilgili bir bilgi veriyor. Onu demek istiyorum. Yani siz sonuçta amcanın yanında kaza yapıyorlar birlikte. Evet. Bir kaza sonucu kaza oluyor, yapıyor, siz evet, amcaya da dava çıkıyor. Açıyorsunuz. Tamam, kusurlu çıkıyor, evet. Kusuru çıkınca niye para için açıyorsunuz? Bari cezasını alsın, niye cezasını, para için? Ceza davasını açtım, ceza davasını yırttım. Kan parası diyorsunuz. Tamam, kan parası, maddi manevi kan ya parası. Bunu yani tabii, şimdi bunu yani, ama maddi, yani manevi. Şimdi hani bir şekilde burada bunu düşünebilmek de... Hani sizin o beklentinizi bir şey söyleyebilir miyim? Bakın beklentine bir şey yok. Bu benim doğal hakkım ya. Dinliyor algının orada olması. Benim doğal evet, hakkım değil mi hocam? Yani parayla... Yani, yani algı yani, orada. Şimdi, ceza almadıysa yani, parasını alayım gibi. Çocuğumun hakkını, ben kendim hakkımı, eşimin hakkını almadığım zaman yani iyi mi oluyorum? Peki, veya aldığım Bey, için sizin, kötü mü oluyorum tamam, acaba? Tamam peki sizin eşinizle aranız güzel miydi vefat etmeden önce? Vallahi güzeldi yani, iyi gidiyordu. Ardışan da sorabilirsin. Ben her şey... Hepsi yalan, ben hepsi her, yalan. Yalan mı? Velayet havasında ispatlandım Barış Bey. Ben 10 yıllık evliliğimi ispatladım. Marketlerde tek tek dolaştım. Git Ardışan'a sor beni. Marketlerle ne alakası sor. Var Doğan Bey? Benim için market... elbise almıyorlar dediler. İşte aç bırakıyorlar dediler. Tek tek ya, şahitler huzurunda her şeyi ispatladım. Ne var hepsi... eve gıda alıveri yani evin... Hayır şey... yani ne şekilde baktığımı hepsini markete ispatladım. Gidip fiş şey alacağına. Mağazadan gittik, tanıdıklar ispatlı iddialar dedikleri hepsini delil olarak gösterdim. Bak alışveriş yaparsın, evet, harcama yapıyorsundur ama o evin içinde olanları tabii kimse bilmiyor. Olayın ama içerisindeki uyguluyor. Olanlar... Ama ha yani şiddet uyguladığını... Dediği gibi... O nasıl dedikleri ispatlayacaksın? Gibi, dedikleri gibi şiddet olayında işte varsa ispatlasın bir yürü baksın. Tamam ama ben zaten... Ben o olayda... Söylemiş burada elim eşiniz. Var bakın. Şurada elim var kırık. Eşiniz neden söylemiş, kırıldı biliyor musun? Dövüyor, bu Barış Bey yaptı bu. Bak. Bu Barış Bey yaptı. 32 tane dikişi var burada. Niye yaptı? Niye yaptı? Eşini bırakacaksın dedi. Eşimi bırakmam istedi. Tamam. Demek ki bak eşi... Niye yaptı? Çünkü kardeşinin hayatından demek ki endişe ediyordu. Hayatla alakası yok. Bunların psikolojisi bozuk başka. Bir adam belki kurtarmak istiyordu kardeşini. Ben ne ayrılırım, çocuklar bir şey, için ayrılamıyorum diyormuş. Bir şey açıklayabilir diyormuş. Miyim? Söyleyin. Bir şey açıklayabilir miyim? Evet. Alo. Evet, dinliyoruz sizi Barış Dinliyor Bey. Dinliyor musunuz beni? Evet. Lafımın kesilmemesi, hani diyor elimi kırdı. Beni de annem bayramdan bayrama görüyor da, o beni nereden gördü? Eve geldin. Merak ediyorum. Eve geldin. Ne, hangi eve gelmişim? Gitti babamı boğazına tuttu, öldürmeye çalışıyordu. Bakın, annemi boğazına tuttu, öldürmeye çalışıyordu. Lafı, ya ben konuşmuyorum, konuşsam var ya, bu yerin dibine girer. Bir susturur musunuz bunu? Annemin boğazına, yaşlı kadının eğer ağzına onu, boğazına silah dayanmış ya, bir düşünsene şey ya. Istiyorum. Nasıl ya? Biz nelerle yaşadık ya? Eğer ben onun kolunu eve kırdımsa... Eve gitmedin mi? Kaçtı, savcılıkta belli. Eve baskın yapmadın mı, kapıyı kırmadın mı? Ben onun kolunu kırdımsa niye şikayetçi olmadı? Şikayetçi oldum, savcılıkta mevcut. Niye şikayetçi olmadı ben onun kolunu mevcut kırdımsa? Mevcut savcılıkta. Ya bir niye şey, şikayetçi olmadı? Bir bakın, şey sorabilir miyim? Söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim adam, Barış Bey. Adam, iki tane sorun buyurun. Var, lütfen vaktim de azalıyor. Devamını buyurun. Konuşacağız ama istismar olayında sizin yeğeniniz istismar edildiğinde kim para istedi istismarcının ailesinden? Babası istedi, başka kim isteyecek? Niye başka para istedi? Para ihtiyacı yok. Nerede ki? Gördün beni? Onu nerede bilemem. Gördün? Aracılarla şey. Birlikte onları, miydin onları sen? Onları tanımak bile tanımıyorum. Ya aracılar birlikte miydin o sen? O ne diyorsa? Karşı tarafa hepsi, görüşürken hepsi birlikte yalan. Miydin? Bakın beni mahkemeye veriyor. Neredeydin? Mahkemeye sobanın veriyor. Başına geçmişsin. Şahit olarak da. İftira atma bana. Konuşmadığı kardeşimi şahit gösteriyor. Bakın kardeşimle konuşmuyor. Beni mahkemeye veriyor. Kendi şahidi olarak da kardeşimi şahit gösteriyor. Benim kardeşimle konuşmuyor. Kendisi beni mahkemeye veriyor. Beni darp etti diye. Ve kendi kardeşimi şahit gösteriyor. Hayır, orada mahkeme yanlış yaptı, onu düzelttik. Evet. Barış Bey,
Mahkeme mi yanlış yaptı, sen mahkeme, mi yanlış yaptın? Mahkeme, savcılık yanlış yazdı. Olabilir. Her şey istediğin gibi. Yazışmalarda yani, yanlış olabilir. Uğraştırmak istiyorsun, başka hiçbir şey yok. Sanık diyeceğine, ne diyorsa yalandır. Müşteki demiştir, olabilir. Sürekli çocuklarına da şiddet uyguladı, eşine de şiddet uyguladı. Barış Bey, ben bir şey ben merak ediyorum. Ben şu ana kadar sırf yeğenlerim için sustum. Barış Bey, siz hani bu yeğeninizi istismar eden kişiyi siz mi Doğan Bey'in yanına işe soktunuz? Ben onları tanımıyorum zaten. Öyle Doğan dedi, Bey öyle tanımıyorsun da Barış Bey. Öyle dedi, siz işe soktunuz. O Doğan Bey'in uydurmasıdır. Da Barış Bey, sen niye anlaşma yaptın? Ben bir şey söylemek istiyorum. Gene de biri çıksın, verdi. Onlardan biri çıksın, ben tanıyorum desin, bütün suçlamaları kabul edeceğim. Peki sahte ben gelin meselesi. Ben kimseyi tanımıyorum onlardan. Sahte gelin, siz yeğeninizi efendim? Sahte olarak mı kullanıyorsunuz? O ha? Da babası, o da onun uydurmasıdır. Başka hiçbir şey yok. Sana... O şov yapmak istiyor. Nerede? Çocuklarını orada kötülemek istiyor. Bağlasın sanığın ailesine. Ne şekilde anlaşma yaptığınızı. O hepsi yalan. Duyur. Hepsi yalan konuşuyor. Yalan Doğan mı? Bey bir şey. Bağlayın telefonu. Bir dakika Doğan Bey. Bir şey söyleyeceğim. Çocuklarınız. Sanıkta ne anlaşma yaptı? Çocuklarınız teyzesi ve dayısıyla bir arada yaşadılar mı hiç? Yoksa hep devletin yanında mıydı? Bakın, anne öldükten sonra. Anne öldükten sonra biz bir aile olarak. Devlette miydi? Bu teyzeleriyle dayısıyla yaşadı mı? Yanındaydı. O yani zaman teyze ve dayıları sonra devlet aldı değil mi? Hayır, devlet ne zaman aldı? Ya bir dakika, benim sorumu boş ver onu. Teyze ve dayılarıyla beraber yaşadı mı, yaşamadı mı bu çocuklar? Yaşadı. Ne kadar yaşadılar? Vallahi saymadım ama tatil zamanlarında gönderiyordu. O başka. Ne zaman şey yaptılar, etkilediler, ben bunu anlayabilmiş değilim. Sizin yanınıza sonra devlet alıyor ama siz diyorsunuz ki teyze ve dayı zaten devlet, etkiledi. Devletin ben yanına anlamadım. Yani devlet yurdunda zaten devlet kaldı. Yurdunda ben şu sahte gelin meselesini... Bakın, bir dakika, bir saniye şunu şimdi soracağım. Doğan devleti Bey. Devlet kurumunda görüşüyorlardı bunlar. Şu anda görüşebilir. Barış Bey neden sahte gelin oluyor? Neden sizi suçluyor Doğan Bey peki? Dayısı benim kızımı Doğan kullanıyor. Bey, diyor. Bakın o bir şekilde para koparmak için yapıyor. Bana nasıl bir para kopartacak? Yani burada eğer para kopartacaksa ki, sizin o zaman sizin kopartmış olmanız gerekiyor. Anlayamadım. Bana dedi ki, bana dedi, kendi gibi bilir derler ya. Beni? Kendisi aynı ya. Benim gibi öyle görüyor. Duyuyor musunuz beni? Söyleyin. Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz. Bana dedi ki çocuğu yurttan çıkardığım zaman bana dedi çocuğu sürekli rahatsız ediyordu. Bana dedi 200 bin TL para ver dedi. Daha çocukları rahat bırakacağım. Bütün davaları da çekeceğim dedi. Ben hatta tamam dedim. Sonra annem dedi ki oğlum dedi buna şimdi yalan 200 konuşma, bin TL para Barış verirsek efendi, bu parası bitince gene aynı şey yapacak dedi. Toparlayamazsın. Peki, Barış hani Bey yarın yine devam edeceğim. Şey toparlayamazsın. Barış Bey yarın yine devam edeceğim. Süremizin sonuna geldik çünkü. Bu arada Gamze'nin test sonucu çıkmak üzere ha. İyi o zaman yarın açıklayacağım. Çıkmış galiba. Ben de detayı bilmiyorum ama yarın açıklayacağım. Efendim yarın yine 16'da Fox ekranlarında olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.